Değerli izleyiciler, Hayatın Şifreleri özelden hepinize mutlu akşamlar. Ben Süleyman Burak. TRT ekranlarında iki önemli ismi bu akşam konuk ediyoruz. Sayın hocamız da bizimle birlikte olacak. Sayın Cübbeli Ahmet hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Hemen dönüyorum. Sayın Doktor Ömer Çelikıl da bizimle birlikte olacak yayınımız süresi içerisinde. İsterseniz sözü fazla uzatmadan reklam aramız ve kısa konu başlıklarımızla yayınımıza devam edeceğiz. Evet, Hayatın Şifreleri canlı olarak yayınımız devam ediyor değerli izleyiciler. Sayın Cübbeli Ahmet hocamızla öncelikle başlamak istiyoruz. Hocam geçtiğimiz günlerde ben böyle bir görüntü gördüm. Orada da izlerken sizin birkaç söyleminizin içerisinde Peygamber Efendimiz'i salavat getirenlerin hurilerle birlikte olacağını ifade etmişsiniz. Onu çok merak ettik. Konu gündemimize dağıldık. Yani hurilerle birlikte değil de hurileri çok olur. Çok olur. Diye söylüyor. Yoksa huriler cennete giren herkese aittir. Evet hocam. Ona kızdırmışız bazılarını. Yani Ruhat Mengi hanımefendi çok bir bindirmiş, iyi bir yazı yazmış bize. Evet. Efendim okudum da yazısını. Ben herkesin hatta fikrine... Hatta şey de demişsiniz hocam, böyle bayanlar duymasın ama huriler çok ya olur. Ya bayanlar duymasın diye şimdi bu işin latifesi, o kadar sohbet yapıp da bayanlar duymasın demek. Yani hocanın biri kürsüden diyormuş ki, Amasya'da vaaz ederken, o da bir yaşlı hocamız, Allah selamet versin. Şimdi bir şey söyleyeceğim, aramızda kalsın ha diyormuş yani cuma günü kürsüden. İşte çürükleri alta gizleyip de halciler halde vaaz ediyormuş. Sağlamları yukarı koymayın ama aramızda kalsın, bu konu bir şey demeyin gibi. Şimdi bu aleni konuşulup da gizli kalacak bir şey değil. Bir de şu mesele var. Bizim millet bizi beğensin beğenmesin diye bir derdimiz yok. Evet. Onun için de beğeniliyoruz herhalde. Çünkü bazı hocalar, tabii işte hanım cemaat bizi daha çok dinlesin, hanımlara efendim daha yakın görünelim şeklinde bazı şeyler inkar ediyorlar. Mesela benim bu salavat meselesi, yani böyle bir ayettir, hadistir, illa inanılması gereken bir şey değil yani hurilerinin fazla olacağı. Ama tabii biz inanıyoruz ona, da inanıyoruz da söyledik. Fakat o duruma getirmişler ki bu konuyu. Geçen işte burada bir hoca misafir etmişsiniz Ramazan'da benden sonra. Evet, bırakmış gitmiş. Ali Rıza Demircan hocam. Evet mesela onun ben bir teke tekte şeyini izledim. Aklım durdu. Dedi ki huriler cinsel partner değildir. Cennette hanımından kendi cinsiyet var. Hurilerle cinsel partner, huri diye bir şey var mı? Yok desek yavur olacak. Ayet var. Bu sefer var. Ne işe yararlar hocam diyor. Diyor ki sekreter gibi çalışacaklar diyor. Şimdi ben bunu bunu nasıl tasvir ediyorsunuz? Şimdi bu hocam? Kadar sene Süleymaniye'de imamlık yapmış, bu kadar vaaz etmiş bir adam hurilerin cinsel partner olmadığını Kur'an'da bu kadar ayet bu hususta varken söylediği zaman bu yani akıl mantık dışı bir şey. Ben şimdi bunu gizleyemem. Şimdi neymiş efendim? Ben bunu dersem belki hanımlar beni daha çok beğenir. Ya beni hanımlar beğenecek diye ben gavur mu olayım şimdi? Ayetleri okuyalım. Estağfirullah. Ve zevvecinahum. Duhan suresi. Biz onları evlendirdik. Tezviç kelimesi Arapçada çiftleştirmedir. Zevçten gelir. Zevvecinahı bunu bilmeyecek. En ufak Arapça okuyan, lügat bilen bunu baksın gör. Meali var Diyanet'in herkesin. Biz onları çiftleştirdik. Yani evlendirdik. Tezvicü tenkih. Bihurin, in, iri gözlü hurilerle evlendirdik. Duhan suresinin ayeti. Efendim şimdi bu evlendirdik denirken bu sekreter işi nasıl buraya bu yoruma sığar? Ayette evlendirdik denilen. Evet. Huriler tabiri var orada. Hanımıyla evlendirdik demiyor ki. Hanımı zaten hanımın. Ve ondan sonra mesela bir ayet-i kerime. Vakıa suresi. Estağfirullah. İnna enşe'nâhünne inşa'a fecealnâhünne ebkâra uruben etrâba. Üç ayet okundu şimdi burada. İnna muhakkak biz enşe'nâhünne onları icat ettik inşa'en. Yoktan yarattık orada yani. Onlarda ne yok? Anadan babadan doğma, doğurma, tenasül yok. Tevalüt yok. Ol diyoruz, oluyor. Hani melekler gibi. Nasıl cinsiyet yok da melekler evet. Doğmuyor, doğurmuyor. Huriler de diyor, biz orada onları direkt yarattık. Yani sebepsiz yarattık. Kün emriyle. Bizi de yaratabilirdi kün emriyle. Adem Aleyhisselam'ı yarattı nitekim anasız babasız. Fecealnâhünne. Biz onları kıldık ebkâra, bakireler. Bu sekreterlik vasfında bunları söylemeye ne lüzum var? Bir de yaşıt olduklarını söylüyor değil mi? Uruben, kocalarına çok sevimli, etraben yaşıt. Yaşıt, evet.
etraben yaşıt. Şimdi Kur'an'ı mı gizleyeceğiz? Yani bu ayetleri okumadan hatim olmuyor. Teravide hatimle kıldırayım diyen her imam bunu mihrapta okuyor. Arkadakiler de efendim huşu üzere dinliyor. Hele hafızın hocanın sesi de güzelse güzel güzel dinliyor. Ama manası bu diyelim. Şimdi illa Kur'an cennet cehennem ahiretle ilgili mi konuşacak? Yani veyahut da Kur'an sadece işte Allah'ın ayetlerini düşünün, sıfatlarını düşünün, namaz kılın, oruç tutun bunlar mı konuşacak? Allah Teala ahirette kullarına neler hazırladığını beyan etmeyecek mi? Veya bu hakkı yok mu? Veya bu hakkını kullandıysa biz bunu gizleme ne hakkımız var? Evet. Efendim şimdi mana herkes bilmez. Peki, biz tabii etkileniriz. Yani ayetin hafızın okuyuşundan evet. Etkileniriz. Habib Acemi Hazretleri vardı Evliyaullah'tan. Çok ağlardı şey derdi. Derlerdi ki sen yani Arapça bilmezsin. Manayı da anlamıyorsun. Şeyh Efendi niye böyle ağlıyorsun diyorsun. Kalbim anlıyor evladım. Ruhaniyette anlar. Ama bir hoca efendi vardı yine. Buna ikisi de vefat etti. İsimlerini vermeyelim. Meşhurdurlar. Bir tanesi meşhur değil. Bir tanesi meşhur. Ya derdi. Bu falan hoca da derdi. Kadınların adet halinden bahseden ayette bile Allah diye aşka geliyor bağırıyor. Kardeşim insan biraz da manayı düşünür derdi. Ama şimdi adam manen tabii hazlanıyorsa Allah'ın ayeti olmak hasebiyle. Ama bir de içerik var değil mi şimdi? Evet. Şimdi içerik var. Ay halinde efendim kadınlara yaklaşılmasın cinsi manada diye bu ayet bunu söylüyor. Bunu söylemeyelim. Onu söylemeyelim. Bunları anlat. Şu ayıp, bu ayıp ya. Hani bir şeriatta ayıp yok diye bir laf var. Osmanlı'dan gelen. Şimdi ayıp yok derken Allah'ın ayetini gizlemek çok büyük bir tehlikedir. Ama şimdi durup dururken biz bunu anlatmadık. Şimdi dolayısıyla hurilerin cinselliği yoktur ve onlarla bir cinsel muamele yoktur demek Kur'an'ın naslarını, açık ayetlerini inkardır. Bütün ayetlerde, meallerde bu var. Ben mi uydurdum yani şimdi? Bazı hadis-i şeriflerde şimdi bu adet dedik, hayız hali. Evet. Ben çok ilginç hadis-i şerifler görüyorum. Yani kaynakları farklı ama işte Adem'le Havva'nın cennetten kovuluşu. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın kovuluşu anlatılırken yani bazıları hayız halini sanki Havva'ya bir ceza demeyelim de. Var öyle rivayetler. Şimdi bazı rivayetler var. Peki şimdi isterseniz bu hazır buraya gelmişken cennette eşler. Bir iki tane sorum olacak. Birincisi bir kişi hanımından çok memnun. Evet. Hanımını çok seviyor. Başka evet. Da kadın gözü de görmüyor. Evet. O kişi cennete gittiği zaman evet. Huri istemezse verilmeyecek. Ya şimdi efendim ve fiha ma teştehil enfus. Cennette canların istediği her şey her var. Şey var. Bu demektir ki senin canının isteğini keyfine kalmış. Hocam hissedebilecek der mi? Mesela ahirette şu bütün anda hisler dünyadan his, yani bir kat his kuvvetli. Olarak. Efendim bakın zaten hissi inkar ettiğin zaman haşrı inkardır. Haşrı inkar yani cesetlerin haşrını inkar insanı kafir eder. O zaman rüyadaki gibi ruhani ve manevi boyutta kalmış demektir. Bu insanı kafir eder. Yani Kur'an-ı Kerim veydel vuhuşu huşrat. Vahşi hayvanlar bile haşredilecek. Yani haşredilecek derken cismen diriltilecek evet. Demektir. Ondan sonra kemiklere sura üfürüldüğü zaman eyyetül izamul bali. Ey çürümüş kemikler. Vel luhumul müteferrika. Dağılmış etler. Vel luhumul müteferrika. Ve şuurul mütemezzika, paramparça olmuş tüyler ve kıllar. İnne rabbekünne murukünne enteştemi'ne lifaslı kaza. Büyük mahkeme günü var. Rabbiniz size toplanmanızı emrediyor. Yani sura üfürülürken bile cesetlerin haşrı için zaten ruhlar ölmüyor ki. Ruhlar zaten ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda berzah denen orta alemde geçit merhalesinde duruyor. Burada dirilmenin anlamı ne o zaman? Cehenneme gidenler bundan faydalanamayacak o zaman hocam. Onlarda zevk yok tabii. Orada zevk sırf yok. Azap var. Sırf azap var. Peki tekrar geri dönecekler mi cennete? Cennete Müslüman olarak öldülerse fakat günahları da varsa Allah-u Teala'nın da affına uğramamışlarsa bir peygamber, bir veli, şehitlerin şefaatine erişememişlerse bu kadar ağır mesele var. Bunların hiçbirinden nasipleri olmamışsa cehenneme girerler. Günahları miktarı. Yanarlar Allah Teala'nın tensip buyurduğu kadar diyelim. Bazen günahından önce de yani günah 80 sene icap ettirir de 5 senede çıkartır. O da var. Hiç affeder, hiç de sokmaz ama Müslüman olup cehenneme girenler çıkacak. Yani dolayısıyla Müslüman olmayanlar, imansız ölenler diyelim. İmansız ölenler hiç çıkmayacak. Peki hocam. Fakat arada fetret devri gibi tebliğ ulaşmamış kişiler varsa onlar zaten hayvanlar gibi kulaklarını birbirinden kısas yapıp toprak olacaklar. Onlara azap tereddüt edecek. Şimdi birinci soru cevapsız kaldı yarım. Buyurun. Şimdi huri meselesinde
Bizim sözümüz bu değil. Bu konuştuğumuz değil. Bizim sözümüz salavat çok getirenin cennette eşleri çok olur. Dünyada da eşleri çok olmadığına göre yani hurileri çok olur manasına. Bunun ben kaynağını söyleyeyim. Çünkü bunu ben bir sohbette konuşurken millet zannediyor ki sırf bunu konuşmuşum. 1,5-2 saat konuşuyorum. Arada dünya kadar ilim var. Arada bu da geçmiş. Mesela 42 madde sayılmış. Çok salavat okumanın faziletleri. Benim Salavat-ı Şerife isimli bir kitabım var. Bu kitabın Savi diye büyük bir allame vardır. Maliki ulemasından, Evliyaullah'tan. Ahmet Savi Hazretleri'nin şeyhi Şeyh Derdir var. Bu Şeyh Derdir Kahire'de Ezher'in hemen kenarında yatar. Kabrinde dualar makbuldür. Ben ziyaret ettim. Şeyh Derdir Hazretleri'nin salavatına bir şerh yazmış. O onun müridi ve Savi büyük allamedir. Bu kitaptan Yusuf-u Nebhani var. Lübnan müftüsüdür Osmanlı döneminde son. Allame-i Cihan'dır. Bu zatın bir de esas mühim isim İmam Şa'rani var. İmam Şa'rani yine Kahire'de yatar. Kabrini ziyaret ettim. O kadar büyük allamedir ve evliyadır ki, velidir ki Osmanlı o kadar ona itibar ederdi ki şu anda Takkesi Topkapı Sarayı'ndadır. Evet. İmam Şa'rani Takkesi'ni almışlardır. Teberrüken, bereketlenmek için envanterde hatta ziyarete açıldı bu son birkaç sene evvel. Böyle bir zat. İmam Şa'rani'nin Levâkıhül Envâril Kudsiye Fil Uhudil Muhammediye diye bir eseri vardır. Bu eserde diyor ki Salavat-ı Şerife'nin kazandırdığı semereler ve fevait yani faydalar. Burayı sayarken 42-43 madde var. Ben de Salavat-ı Şerife kitabının başında bu 43 maddeyi sıraladım. Bu maddeler konuşulurken biri de budur. Hiç işimiz yokmuş gibi, sadece bunu söylemişiz gibi, salavatın sanki başka faydası yok da yokmuş biz gibi. Sanki huriyi fazlalaştırmak için salavat getiriyormuş gibi. 4444 kere mesela. Salat tefriciye. Şimdi evet tabii bunu da mesela getirenler var. Ben duyuyorum mesela hanımlar kendi alanında diyorlar ki işte efendim yetiştiremedim. Binini ben okuyayım, 1000 tanesini komşuya vereyim. 1000 tanesi üst olabilir komşuya verelim. O da olabilir, bölünebilir. Peki şimdi bu mesela bölünebilir. Kurtubi'de geçiyor yanılmıyorsam. 4000 hangi kaynaklarda geçiyor? 4444. Yani 4444 Kurtubi'den, Kur'an'da geçmiyor. Efendim ama, yok, Kur'an'da hadiste bunlar olmaz. Şimdi Vehhabiler zaten bu salavatlara şirk derler. Evet. Bu şekil olanlara. Yani Suudi Arabistan'da bu pek hoş karşılanmıyor. Ya ama şimdi Allahu salli ala seyyidina Muhammed'i demezler. O zaten sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ahzab suresinin ayetinde salavat getirilmeyi emrediyor. Salat ve selam edin diyor. Evet. Şimdi tabii o emir vücub içindir, farziyet. Farziyet ne olur? Hayatında bir kere söylese diyor, o farz yerine gelir. Ama bunun esası öyle değil. Her namazda okuyoruz ya salli barik. Evet. Namaz kılan dolayısıyla salli bariki okumuş oluyor. Evet. Salli bariki okuduğu için efendim bu emir yerine geliyor. Ama ismi şerif anıldığında da menduptur. El-Bekhil menzükürtü indi ufellemü salli aleyh. En cimri adam benim adım yanında anıldığında bana salavat okumayandır buyuruyor. Bir de daha önemlisi Hakimi Müstedrek'inde tahric ettiği bir hadis-i şerif Ramazan hakkındadır. Kaynaklarını Ramazan Risalesi'ne verdim ben. 3 basamaklı minbere çıktığında amin buyuruyor. Diyorlar ki efendim duanızı duymadık, amininizi duyduk. O zaman bu buyuruyor ki 4444 kere Kur'an'da geçmiyor, hadiste geçmiyor. Farz değil ama yok, isteklerin canım, gerçekleşmesi efendim, için. Allah'ın velilere ilham tarikiyle. Bunlar ümmeti bağlayıcı şeyler değildir. Bunlar faziletlerdir. Madem bu eşler konusuna girdik. Yani salat tefriciye çok çabuk kabul olduğu için salat nariye de denir. Evet. Adına ateş gibi. Tesirlidir. Bak Mağrib tarafı, Fas tarafının meşayihinden gelmedir. Oradan geliyor ateşi. Peki, efendim Ruhul Beyan tefsirinde de geçer. Nazili'nin Hazinetül Esrar, Sırlar Hazinesi kitabı Muhammed Hakkı Nazili. Bu gibi evliyanın birçok kitaplarına geçer ama bölünebilir. Yani toplanırsın yüzer yüzer. Bölüşülür 4444 ama sayıya rahat lazım. Evet, Adem Hava konusunu çok sormuşlar. Cennetten kovulmalarının... Şimdi az önce konuştuk ya eşler arasındaki münasebet. Kovulma demeyelim, çıkarılmaları çık, diyelim. Ayaklarının kaydırılmasının çıkarılmaları bu eşler arasındaki münasebetle bir ilgisi var mıdır? Onu da sormuşlar. Çünkü madem işte huri konusunu konuştuk o konuyla konuşalım. Şimdi, şimdi burada ki bu benim demek istediğim bu salavatın çokluğu cennetteki eşlerin ve makamların, köşklerin çokluğuna vesile olur. İfadesi bende atmasyon yoktur. Benim sohbetlerimin hepsi bir kaynağa dayanır. Ben öyle duvara dayanarak, sandalyeye dayanarak konuşan biri değilim. Evet. Bu İmam Şa'rani'nin, bunun daha gerisine gidersen çok daha geriye gider ama İmam Şa'rani büyük bir isimdir. Tasavvuf ehlinde ama zahiri ilimlerde hocam, de üstündür. Kitabında zikretmiş. Biz de bunu söylemişiz. Şimdi burada hanımlar duymasın. Bir işin latifesidir. Ahirette kıskançlık yok. Hocam, şimdi ahirette kin yok.
kıskançlık yok. Şimdi bugünkü kafayla ben kocamı paylaşamam kafasıyla o mantıkla cennete girilmez. Cennetin kapısında ve nezâ'nâ mâ fî sudûrî min gillin, kalplerindeki kin, haset, fesat, çekememezlik, kıskançlık, evet, söküp aldık diyor. Allah istese şimdi de bizi o halde yapabilir hocam, zaten. Hocam buna bağlı, tam bu konuya bağlı olarak mailler geliyor. Bayan izleyicilerimiz bize mail göndermiş. Peki biz salavat getirirsek bizi orada cennette kimler bekliyor? Onlara da vazife var. Hafta sonu dergisi röportaj yaptı benden. 2 hafta evvel çıktı bu dergi. Orada da onu yazmış. Mesela bu hiç duyulmamış. Kadınların hizmetçileri vazife. Vazifeler. Ama kadın. Yani kadına erkek hizmetçi verilmiyor. Kadına kadın veriliyor. Kadına kadın hizmetçi veriliyor. Cinsel tatminin olacak. O zaman olacak. Yine hurilerle karşılaşacaklar. Cinsel tatmini kocası var. Kocası olmayan şehitlere veriliyor. Yani dediği gibi Ömer Efendi kardeşimizin, istemiyorum ben adam badam diye, Rabiatül Adeviye gibi Hasan-ı Basri'nin evlenme teklifini reddetmiş yani. Allah aşığı, cennet bir an diyor seni görmesem cemalini, cenneti neyleyim? Mesela inne lillahi cenneten, Mektubat'ta İmam Rabbani de zikreder. Cennette öyle bir makam var ki leyse fiyâ hurum ve lâ kusur. Ne köşk var ne huri var diyor. Peki. Şimdi demek ki o cennetin makamları var, mertebeleri var. Her huri de yok. Nasıl olmaz? Ya nasıl olmaz derken yetecellâ fiyâ rabbuna. Rabbimizin orada devamlı nurunun parlaması var. Evliyaullah'tan öyle makamı olanlar var ki ya Rabbi diyor bir an cemalini ziyaretten perdelenirsem cennet bana zindan olur. Hiçbir şey istemiyorum nimet olarak cemalini göreceğim. Bu senin benim cennete girsek bile pek isteyeceğimiz makama benzemiyor. Çünkü dünyada o tarafta değiliz de onun için. Yani o makama gelene o hal verilir. Bir kadın istemiyorsa eş verilmez. Bir adam istemiyorsa huri. Yani cennette istediğin olacak demektir. Ama kadınlar da eşsiz kalmayacak. Efendim ben çok istiyorum da adam benimle nasıl baş etsin? Bu kadar da hurisi var. Ama hadis-i şerifte, sahih hadis-i şeriflerde erkeğin orada dünyadaki gibi değil, hiç gücünün düşmeyeceği. Kesinlikle bütün kaynaklarını gösteririm. Yani Türk yeni ifadeyle çaptan düşmeyeceği, devamlı aynı kuvvette olacağı. Ama devamlı. İfade hadis-i şerifte daha net de, şimdi yine bunu yarın bütün manşete çekmesinler, o kadar şey konuşmayayım. Yani bu kadar acayip hadis-i şerifler var. Tüm nimetlerde cennetin, kalıcılık olacak. Efendim değil mi? Sıfatül cenneti ve ne'imiha, cennetin ve nimetlerinin sıfatı hakkında bende 2-3 cilt kitap var. Evet. Sırf bu konuda eski alimler yazmış. Bir de diğer kitapların içindeki ve hadis külliyatındaki yüz binlerce hadisler, cennet ve nimetleri bahislerini eğer biz toparlayacak olursak bir 10-20 cilt ansiklopedi olur. Dolayısıyla bu kadar ayet ve hadis var iken, Kur'an-ı Kerim bu konulara bu kadar temas ederken, yani affedersiniz el üzüm yok. Amme suresini açın, Nebe suresi, inne lil muttakine mefazen. Takva sahiplerine kurtuluş yerleri var. Hadaika ve a'naben, bağlar, bostanlar ve üzümler, asmalar, çardaklar var. Ve kevaibe etraben, yine yaşıt ve henüz göğüsleri yeni belirmiş. Kevaib, cem'i kâib, sol kız oğlan, henüz anda belirmiş ola fedyan diyor Sübeysi bir anda. Yani bunu bakın, diyanetin meali dahil. Şu anda beni dinleyenler hepsi bakabilir. Herkesin evinde herhalde en azından bir meal vardır. Baksın, yani bu kadar tarif ediyor Kur'an ve bunlar okunmadan hatim olmuyor. Ama peki hocam, yani bu Kur'an'da bunlar varken onu konuşma, bunu konuşma. Huri yok, şu yok, bu yok, cinsellik peki, yok. Ne demek yok yani? Peki hocam, şu Allah'ın çok var dediğine yok demenin ne manası var? Merak bir de bu işler kolay şey şeyler hocam değil. İnsanı kafir eder bakın. Evet. Kur'an'da olan bir şey. Ha, salat tefriciye yok demekle olmaz kafir. Ama ayette olan bir şeyi yok kadınlar beni beğensin, erkekler beni beğensin diye inkar edersek kafir olur. Ayette bunlar var. Hakkı doğuyor. Eğer bir şey olursa ama bize de cevap olursa arayabilirler. Hocam burada şunu sormak istiyoruz. Demek ki kadınlara da ne var? Vazife evet var. Buyurun. Sizin sorunuz. Vazife hizmetçi demektir. Kadınların binlerce, on binlerce hizmetçisi olacaktır. Dünyada kadınlara da en çok lazım olan hizmetçidir. Yani en çok hizmetçi. Bizim şurada şunu çok merak ediyorum hocam. Mesela az önce söylediniz. Mesela ruh ölümsüz. Dolaşır dediniz. Peki şimdi bu dünyada ölen bir kişi ölümsüz bir ruha sahipse, öbür tarafta yani cennette diyelim ki bir huriyle karşılaştı. Ölümsüz bir ruh aldatmış pozisyona girer mi? Cennette? Cennete gitti. Evet. Ruh ölümsüz diyorsunuz. Evet. Oraya gitti bir huriyle tanıştı veya evet kontak kurdu. ölümsüzse o eğer ruh o zaman aldatmış oluyor mu eski eşini, burada dünyadaki eşini? Ne alakası var? Şehitlerin vefat ederek mesela bir hadis-i şerifte bunu bir hadis-i şerif falan ortaya koyacağız ki evet, o alemden bir
bilgi istidlal edelim. Şimdi bunu burada efendim oturup da tartışıp da kendi kendimize uyduramayız. Hadis-i şerifte ne diyor? Herhalde Bedir muharebesi olabilir. Bir muharebede sahihte geçiyor. Gitti bir şehidin yanına sallallahu aleyhi ve sellem, güldü. Ondan sonra döndü, başını çevirdi. Dediler ya Resulallah, önce güldünüz sonra niye döndünüz? Buyurdu ki tabii şehit olur olmaz, kanın ilk damlasıyla bütün günahlar affoluyor falan, müjdeler çok. Onun makamını ve cennete kabul edildiğini gördüm. Çünkü ruhun intikalleri seridir. Yani ceryan hızı, elektrik bilmem ne hikaye. Ruhun intikali. Ruh bir anda, ruhta zaman yoktur, mekan yoktur, hicap yoktur, perde yoktur, kapı yok, pencere yoktur. Ruh şu anda buradan tak girer çıkar. Şimdi Buhara'daki meşayih, Nakşibendi Hazretleri buraya gelir gider. Yani melekani, ruhani taraf, zaten melekler de bir isimle ruhanidirler. Dolayısıyla o intikallerde cennete girdiğini gördüm. Onun için güldüm. Sonra başının ucunda hurisini gördüm buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakmayayım diye. Bakın şuradaki inceliğe bakın. Hurisine bakmayayım diye yüzümü çevirdim diyor. Yani bu sahabenin hurisine bakmayayım diye. Şimdi burada huri meselesi, hani sizin demin de kontak montak kurulma değil. Herkesin hanımı gibi, hanımından daha tapulu malı gibi, o ona ayrılmıştır. O orada rastgele cennette dolaşırken hele gel sen de bir tanışalım. Yani dünyadaki böyle ortam gibi değil. Öyle parkta kafe yok yani. Dünyadaki gibi değil. Dünyada diyorsun. Bir ortam yok orada. Herkesin kendininki mesela Rahman suresinde hurun maksuratun fil hiyam. O huriler ki çadırlarda hapsedilmiş. Çadır deyince Kızılay çadırı zannetmesinler. Yani bir inciden. Nasıl çadır hocam bunlar? İnciden. Tek inciden. Bir kubbesi var. Tek inci, tek. Efendim öyle inciler nerede dünyada yetişecek? Efendim tek kubbeleri inci, bütün zümrüt, yakut, safir bezemiş öyle çadırlar. Hani padişah otağı motağı derler, çok kıymetli. Şimdi bir tane orijinal olsa belki kaç milyon dolara müzayedeye çıkar. Yani ama o kıyas edilmez. Her tarafı saf. Şimdi burada ayette Kazı Beyzavi büyük müfessir, tabii diğer müfessirler de ne diyor? Çadırlarda hapsedilen huriler. Yani diyor cennette de mahremlik ve namahremlik var. Senin hurini ben göremiyorum. Benim hurimi sen göremiyorsun. Niye çadırlarda kasredilmiş, hapsedilmiş diyor. Peşindekine bak. Lem yatmithunne insun kablum ve la can. Tams kelimesi Arapçada tamese, bekareti bozmak. Bakın bütün ilmalin, ya şu dediklerime hemen gitsinler, açsınlar Rahman suresi, çok uzun bir şey değil. Hemen bulurlar. Açılımı nedir hocam? Ne bir insan eşlerinden önce, ne bir öyle insan dedi, ne de bir cin bekaretlerini bozmamış, ellememiştir onları diyor. E şimdi bu yani burada hep bekaret konusu işleniyor sekreterlikle. Ne alakası var? Dolayısıyla bu ayetler ışığı altında burada bir aldatma söz konusu olmaz. Çünkü hadis-i şerifte Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu da bu Buhari'de geçiyor. Bir köşk gördüm. Yanında da bir cariye yani huri, evet, abdest alıyordu. Sordum ki limen azel kasır? Bu köşk kimindir? Dediler li Ömer ibn el-Hattab. Hazreti Ömer'indir. Melekler orada cevap veriyor. Fezekertu gayratehu fevelleytu mudbira. Ömer'in kıskançlığı aklıma geldi. Cennetteki hurisini görmeyeyim diye yani bayağı bir hızlı süratlice oradan döndüm gittim. Hazreti Ömer de dinliyor sohbeti. E aleyke egaru ya Resulallah, seni de mi kıskanacaktım diyor. Yani bu kadar net ifadelerle sayı hadislerde efendim bir cariye gördüm, sordum kiminsin? Zeyd ibn Harise'ninim, Hazreti Zeyd'i. Kur'an evlatlığı olan, sonra evlatlık kaldırıldı tabii. Yani Kur'an'da tek ismi geçen sahabi Hazreti Zeyd'inim dedi diyor. Dolayısıyla bunlar zaten cennette şu anda var. Ama dirilmeden evvelki kabirdeki cennet bahçesi tabirindeki zevkler ruhanidir. Rüyada alınan zevkler kabilinden. Ama rüyada öyle bir zevk alınır ki uyanıkkenden daha kuvvetli olabilir. Evet. Peki Cübbeli Ahmet Hoca'ya göre bir huri tasviri nasıl olur? Kur'an-ı Kerim'deki tasvirlerden başka, hadislerden başka ben bir şey bilmem. Ben bir hadis okuyayım. Ebu tamam. Said el-Hudri'den geliyor. Biraz da sen oku da bu iş müşterek olsun evet, yani. Şimdi Doktor Ömer Çelikkılı'nda tabii bu konuda... Hepten üstüne kalacak tabii, sonra diyecekler bu hoca... Doktor Ömer Çelikkılı'nda tabii bunlarla ilgili çalışmaları var. Ben hurilerde çok çalışmam yok ama şöyle söyleyeyim. Yani seni tabii zaten ki, kıskanmayacaklar da şu anda. Evli de değilsin herhalde. Ben evli değilim. Allah'a şükür yani o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı daha rahat konuşuyorum. Rahat hadisleri okuyabilirsin sen. Ama evde bekleyenin yok yani. Tabii, biz mesela, ne yapacağız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki
Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayet. Hurilerin sahibi olan kişi onlardan birinin peçesini kaldırıp baktığı anda yüzünün aynadan daha parlak olduğunu görür. Üzerindeki incilerden en küçüğü doğu ile batı arasını aydınlatacak kadar güzeldir. Evet. Üzerinde 70 kat elbise bulunur. Fakat bu elbiselerin ardından bakıldığında şeffaf olduğuna sanki işaret ediyor. Baldırların ilikleri dahi görünür. İlikleri yani sanki ışınsal. Bu Buhari'de. Şeffaf bir yapıda. O zaman bu bizim bildiğimiz yani bedenden. Yani yura mukhu su kıyma min verail lehmi minel husni diyor. Bunun metni Arapçası Buhari'de geçer. Evet bunu şeyi olarak işte ayeti kerime diyor. Onlar sanki yakut mercan gibidirler. Kenne unnel yakutu vel mercan. Evet, onun üzerine söyleniyor. Ama ben şimdi mesela yakuta ne bakımdan benziyor? Mercana bunların hepsini bizim Mahmud Efendi Hazretleri'nin ile çalıştığımız meal var. Evet. Kur'an-ı Mel tefsirli mal. Tefsirsiz meali caiz görmüyoruz. Tefsirli mal. Burada mesela ayette sanki onlar yakut ve mercandır derken tak parantezi açılır. Evet. Yakuta ne bakımdan benziyor? Mercana ne bakımdan benziyor? Ne bakımdan benziyor? Mesela kendine beydun meknun. Deve kuşu yumurtasıdır diyor. Evet. Mesela deve kuşu yumurtasına ne bakımdan benziyor? Yumurtalar gibidir. Yumurtalar gibidir. O yumurtalar ne bakımdan benziyor? Deve kuşu yumurtası da dünyanın en büyük yumurtasıdır. Fiziksel anlamda çok ilginç bir ostrik derler. Ama orada ona kaç vecih şebeh var? Ne türlü benzetmeler yapılmış o ayette? Tefsirlere evet baktığınız zaman renginden, şuyundan, buyundan, şeklinden. Yani evet ayetlerde bunlar açıkça zikrediliyor. Ben, ama sizin burada getireceğiniz şey neresi? Tabii bir hadis daha okuyayım. Enes'ten gelen. Peygamberimizin şöyle söylediği rivayet ediyor ki miraca çıkarıldığım gece cennette Beydah. Cennette bir nehrin adı olduğu söyleniyor bunun için. Adlandırılan bir yere gittim. Orada kırmızı yakutlardan, yeşil mücevherlerden ve incilerden yapılma çadırlar bulunmaktaydı. Oradan ey Allah'ın peygamberi hoş geldin, safa getirin diye seslenenler oldu. Enes'ten geliyor bir rivayet. Ben ey Cebrail bu sesler de neyin nesidir diye sordum diyor peygamberimiz. Evet. Cebrail onlar çadırlar, otağlar yani. İçinde sahipleri için tahsis edilmiş hurler var. Rablerinden seni selamlamak için izin istediler. O evet da izin verdi. Sonra cennet hurlerini şöyle demeye başladıkları rivayet ediliyor. Bizler razıyız ve ebediyen kızmayız. Bizler burada ebediyiz. Yani onların sonsuz yaşama sahip olduklarını. Cennet ehli de sonsuz. Evet. Ebedi olduklarını söylüyorlar. Hiçbir zaman ayrılıp gitmeyiz. Şimdi ben bu hadislere baktığımda tabii benim şahsi görüşüm. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi bu cinsellik konusu tabii benim çok alanım dışında. Ben hiç bilmem böyle şeyler ama şöyle söyleyeyim. Bir çocuk mesela nasıl ki saf bir şekilde bir küçük yaşta bir kızı sever. Öyle ki ona dokunmaya bile kıyamaz. O kadar saf. Öyle bir sevginin de olabileceğine inanıyorum. Yani tabii ki Ahmet hocamız burada o bir yorumda olabileceğini söyledi ama ben de şöyle düşünüyorum. Mesela ben olsaydım cennette tamamen daha saf şeyler, daha farklı şeyler düşünüyorum. Yani Kur'an'da illa buna yönlendiren bir şey yok değil mi? Yani illa böyle cinselliğe yönlendiren bir durumu yok ama bunu da insanın herkesin kendi fıtratına, kendi yapısına her istediğiniz vardır diyor orada. Tabii. Değil mi? Yok ben dedim sizin istememe hakkınız var. Şu bu ama burada cinsellik kesinlikle var. Evet yani o yani da. Yani kesinlikle var de siz şu gibi hani vitrindeki süs gibi duracak da ben değil ona efendim böyle bir şey gibi paşa bahçenin sürahisine bakar gibi yani bakacağım gibi hayat, böyle bir şey yok. Bu dünya hayatında hanımla, bir şey yok. Hanımla çünkü neden erkek yok nasılsa ayet orada ve hadisler da bekaretten bahsediyor. Peki. Göğüsten bahsediyor. Yani buradaki. Ondan sonra hadis-i şeriflerde istekten bahsediyor. Cima gücünden bahsediyor. Yani bir erkeğe cennete nasılsa verecek cinsel öyle güçten bahsediyor. Bunların hepsi sahih. Hepsi Buhari, Müslim gibi öyle mevize kitaplarından tabii bahsetmiyor. O zaman şimdi hadisleri anlamak için tümüne bakmak lazım. Evet. Ayetler de öyledir. Bir ayetle hüküm vermeye kalkan öbür bu husustaki diğer ayetleri görmezse evet eksik ve yanlış eksik mana verir. Yanlış. Bundan dolayıdır ki hadis-i şeriflerde ve ayetlerde siz mesela bir tek işte iliğin ne diyor güzelliğinden dolayı etin arkasından efendim görünür diyor yani. Şeffaf. İliği dizinin iliği görünür diyor. Evet. Şeffaf. Ha bu şeffaflıktan ha bu sanki böyle bir ışınlama gibi bir şey. Böyle elle sen değmiyorsun. Buna asla kail ve zahip olamayız. Çünkü bu diğer naslarla ayetlerdeki diğer naslarla çelişiyor. Zevvecna tezvic ettik, evlendirdik diyor. Evet. Evlendirdiğini neyle ne bardakla çanakla mı evleneceksin? O zaman karı koca ilişkisi karı mi olacak? Karı koca ilişkisi kesinlikle aynı bu dünyadaki bir karı koca ayetlerde ilişkisi vardır. Ben bunu zorlamıyorum. Ve bu hususta millet demesin ki bu cübbelinin derdi ne bu işlerde? Ben milletin imanını kurtarmaya uğraşıyorum. Sen huri isteme. İstemeyen istemesin. Hiç mühim değil. Evet. Ama Kur'an'da geçen bunca ayet varken böyle bir şey yok demek, yani burada bir cinsellik yok, çiftleşme yok, birleşme yok demek, efendim ayetlerin nasını
Yani direkt peki, açık manasını, işari değil. Söyleyenlere cevap hakkı da doğuyor. Açık bizde, manasını reddetmek. Hocam, peki, zaten bunu diyen, istersen Diyanet Din İşleri Kurulu'na sorun. Tabii bunu farklı birkaç ilahiyatçı dile getirmiş. Buna bağlı olarak, çok ne şart, çok şart. Buna bağlı olarak da tabii sorular da ortaya çıkıyor. Mesela hocam erkekler bu hazzı duyuyorsa, kadınlar bu hazzı duyabilecekler duyacak mi? Duyacak tabii. Hadis-i şerifte aynısı. O zaman huriler yani, ve şimdi bayanlar gidiyor yine hurilerle karşılaşacak ama aynı hazzı duyacak. Ama orada kıskançlık diye bir şey yok. Bir de dünyadaki kadınlar onlardan daha güzel ve daha üstün ve daha güçlü ama, olacaklar. Ama hatta orada şimdi iki bayan hani, cins. Hani orada diyor demin okudu. Onun manası şudur. Biz kızmayız, ayrılmayız, razı oluruz gibi. O nedir biliyor musunuz? Dünya hanımlarına karşı atışmadır o. Cennet hanımlar, hurileriyle. Dünya hanımların atışmaları olacak. Bu burada dünya kadınlarının başında Ayşe anamız bulunacak. Tabii ki dünya hanımları daha üstün, daha faziletli ve galip gelecekler. Galip gelmelerinin sebebi ne? Diyorlar ki biz, onlar diyorlar ki biz kocalarımızı hiç kızdırmadık. Biz ayrılmadık. Biz yanlış yapmadık. Biz zerre kadar efendim itaatsızlık yapmadık gibi. Ondan sonra biz burada yaratıldık. Yani hayız görmedik, nifas görmedik, bir şey görmedik gibi bir fazilete, beyitlerle, şiirlerle bunların orada zikri var. Bazı rivayetlerde. Evet. Dünya kadınları da bunlara galebe çalıyor. Üstün geliyor. Neyle üstün geliyor? Diyorlar ki biz namaz kıldık, siz kılmadınız. Biz oruç tuttuk, siz tutmadınız. Biz zikrettik, siz etmediniz. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Yani üstünlüğünüz yok. Biz bu kadar cihat ettik, mücadele ettik. Dünyada ne imtihanlarla bu cenneti kazandık. Onun için cennet hanımları, yani dünyadan giden hanımlar da efendim cennette sümkürmek yok, tükürmek yok. Cennette büyük abdest yok, küçük abdest yok. Cennette kadınların adeti yok, hayız yok, nifas yok. Sadece peki, bir... Efendim terleme var. Terleme. O da misk kokusu evet, ihtiyacını, en güzel kaliteli koku sadece ihtiyacını, hocam, parfüm ihtiyacını gideriyor. Hocam sizin şimdi esprili yaklaşımınıza göre ben de bir soru soracağım. Bu durumda cennet mi pahalı, cehennem mi? Efendim ben size diyorum cehennem çok pahalı. Cennet bedava. Namaz kaç para? Oruç zaten epey bir tasarruf. Cebine kalır kaç simit parası. Ama hac diyorsun parayla. Hac parayla da param varsa zaten. Parası olmayana hac farz değil. Zekat nisabı olmayana farz değil. Cehennem kaç para? İçkiler, kumarlar, yıllanmış şarap kaç para mesela? Efendim zina kaç para mı? Bedava mı bu işler? Demek ki cehennem parayla olduğu halde orası tercih ediliyor. Bedava cennet, Allah davet ediyor. Vallahu ed'u ila daris selam. Allah selamet yurduna çağırıyor. Davetçi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Davetiye Kur'an. Hepimize gelmiş. Davet tamamlanmıştır. Şimdi bizden icabet bekleniyor. Ama işte namaz kılmayan, beş vakit namazı en azından ona icabet etmemiş, secde etmeyen icabet etmemiş oluyor. Şimdi bu icabet etmeyen de yarın ahirette davetiye mesela özel merasimlerde koltuklar numaralarıdır ve sayılıdır. Davetiyeyle geleceksin. Sen evet, şimdi geldin cennetin kapısına ama davetiyen nerede yani? Kur'an'la gelebiliyor musun oraya kadar? Evet. Kur'an'ı yaşayarak, Kur'an tatbik ederek gelebildin mi? Namazla, abdestle, zikirle gelebildiysen buyur. Daveti evet, almışsın. Ama şimdi namazsız, abdestsiz, zikirsiz, Kur'ansız ahirete gidildiğinde cennete insan zaten kendi de istemez. Bir insanın yüzü olmadığı zaman zaten dünyada da öyledir. Yüzü olmadığı bir işte insan talep de edemez yani. Evet. Hep talep edenler bir şeyler, bir gayret edenlerdir. Ve bulanlar hep arayanlardır. Evet hocam, şimdi Türkiye'nin en çok ilgilendiği konulardan bir tanesi yalnız de... Yalnız alay etmek kötü. Evet, buyurun. Mesela orada yazıda, hadi erkekler salavat getirin bakalım diye yazıyı böyle bitirmiş. Evet. Şimdi denebilir ki, bana şu denebilir. Bana denebilecek şey yine ben öğreteyim. Bana denebilir ki, hoca efendim, bu iş ayette yok. Hadiste yok. İmam Şahrani veya şudur veya budur. Bunların demesiyle ama sen de bu işleri niye bunu gündeme getir? Ben de diyorum ki hurileri çok çoğaltma metotları diye ben bir sohbet yapmadım. Böyle bir özel konu yok yani. Ama hadislerde bulursak dolu buluruz. Ama bu salavatın faziletlerinde zikredilirken alimlerin 42 maddeden bir maddeden geçmiş bir şey. Tamam biz burada yanlışça konuşmadık. Ama sen de bana şunu diyebilirsin. Ayet değil, hadis değil. Ne bunu yani gündeme getirdin gibi denebilir. Ben buraya kadar olanını efendim bir hassasiyet olarak algılarım. Evet. Saygıda duyarım. Evet. Ama peşinden hadi erkekler salavat bakalım çok getirin dediğin zaman salavat müessesesiyle istihza ve istihfaf ve istihkar
Yani hakir görme, küçümseme, dalga geçmeye girer. Ehl-i sünnet akaidine göre üç şey insanı dinden çıkarır. Biri harama helal demek, istihlal. Biri istihfaf, İslami bir konuyu hafife almak. Yani misvak sünnettir. Ha misvak kullanmayabilirsin. Yani sünneti terk eder, ettin. Ama sen ne odunu soktun ağzına diyemezsin. Evet. Ha sarık sünnettir. Sarmayabilirsin. Sarana da kafan mı yarıldı, ne oldu? Dediğin anda yani İslam'ın bir şey, salavat müessesi. Hadi çok salavat getirin bakalım. Nasıl olsa karavana. Ahiret yok hesabına evet. gelir. Biz bu lafların nereye vardığını, içindeki imaları, iğneleri anlayan insanlarız. Evet. Ha ama demin dediğim şekilde bana bir tenkit. Evet. Ben ne bileyim onu YouTube'a atacaklarını. Evet. Hocam, yani onu çekmişler, atmışlar. O da belki de erkeklerin çok ilgisini çekti evet. falan. Fazla tıklanmış, serilmiş. Ben yoksa onu konuşmadım ki özellikle. Evet. Hocam inanın elimde onlarca soru var. Soruları tek tek geçeceğiz. Fakat geçtiğimiz günlerde Sibel Üresin hanımefendiyi konuk ettik. Bununla ilgili arkadaşlarımız bir VTR'miz var hazırlıyorlarsa. Çok eşlilik konusu. Bu sizden daha önce gelmiş olduğunuz yayından sonra tekrar bu hanımefendiyle birlikte bir yayın yaptık. İsterseniz bu görüntüleri izleyelim. Daha sonra sizin görüşlerinizi alalım. O kadıncağız psikolojik olarak konuşuyor herhalde evet. yani din adına konuşmuyor. Evet. Hocam arkadaşlar hazır mı görüntülerimiz? Tamam. Görüntülerden sonra Cübbeli hocamızın da görüşlerini alacağız. İşte gönlünü dörde bölebilir burada. Mi bir erkek? Mümkün yani değil. Eşi seyrede 150 gram ona 150 gönlü gram. Gönlü geçtim. Canlı yayında çok eşlilik yasal olsun tartışması. Bu tür ilişkiler yaşayıp bize gelen mağdur olan birçok hanımefendi var. Ciddi anlamda sıkıntılılar ve problem yaşıyorlar. Çünkü artık bunun adını çok ikinci eş, ikinci kadın, metres artık her neyse dostu, sevgilisi ismini istediğiniz gibi koyabilirsiniz ekran başındaki izleyicilerimizde. Burada var olan çocuklar, diğer hanımlardan meydana gelen çocuklar zaten hukuken resmi. Yani nüfusa geçmiş, annesini devlet tanımış, babasını devlet tanımış. Çocuk tanınırken kadın tanınmamış ve burada mağdur olan kadın. Çünkü miras hakkından erkeğin faydalanamıyor. Dolayısıyla mağduriyetleri çok fazla bize yansıyor. Sadece bana değil, benim gibi birçok uzmana bu yansıyor. Ben hanımların bu konudaki mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorum sadece. Yani bence bu gerçekten giderilmeli. Devlet çocuğu tanırken kadın da tanımalı. Yani bu iş zaten %50 resmi durumda. Avukatımız da burada. Kendisi mutlaka cevap verecektir. Evet. Benim talebim bu. Yani gidin bir erkek 4 tane, 3 tane eş olsun gibi ne bunu söyleyecek konumdayım ne bu konuda bir şey söyleyebilirim. Bu vebal meselesi ama bu işin yaşanmadığını, böyle gayri ahlaki ilişkilerin yaşanmadığını kimse hayır böyle bir şey yok demesin lütfen. Kadınlar maddi imkansızlıklardan dolayı metres hayatı yaşıyor. Bir erkek yıllar boyu edindiği servetine ortak getirmek istemez. Tek eşliyken bile boşanırken mal kaçıran erkek, avukatımız burada, çok fazla. Çok fazla. Nafaka davalarını biliyorsunuz vermemek o için bir sürü ama çok yapılıyor. Şimdi bir adam tek eşle zaten bunu sürdüremiyor. Yani deli mi gitsin 2 tane 3 tane alsın bu adam? Almaz. Bu işin resmiyete binmesi demek zaten bu işin yarı yarıya olmaması demek. İnanın böyle olacak bu durum. Yani şu an resmi mal kaçırmaması için çözüm olarak 4 eşlilik netleşsin böylelikle de mal kaçırmaması değil ama kadın hastalanıyor kocası başında değil. Bir şeye ihtiyacı oluyor kocası başında değil. Çocuğunu alıyor gidiyor okula gidiyor kaydını yaptırıyor bu çocuk babası yanında ilgilenemiyor. Peki siz davranış bilimi uzmanı olarak ikinci eş olmayı tercih eden veya üçüncü eş olmayı tercih edenlere bu yolun yanlış yol olduğunu hiç anlatmayı tercih ettiniz mi? Hiçbir kadın bana gelip de ben bir adamın ikinci eşi olmak istiyorum ne diyorsunuz demiyor. Hayır bu tercihli oluyor çünkü bakın, rıza var ortada ben bunu diyorum. İkinci eşi olmuştur sonrasında sorun yaşıyordur ve benden çözüm yolu arıyordur. Niçin olduğu noktasında hiç irdelediniz mi? Bakın birçok kadın maddiyatsızlıktan bunu yapıyor. Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde çok eşlilik konusuyla ilgili evet. bizim gündüz programı, Hayatın Şifreleri programında... Ben bunu detaylı şekilde evet. anlattım. Çok eşliliği ne diyorsunuz? Yani efendim Kur'an-ı Kerim'in bir müsaadesi var, emri yok. Böyle bir emir de yok, zorunluluk da yok. Ama böyle bir müsaade var. Bu müsaade de şartlara bağlı. İşte adalet şartı, bayağı da zor şartlar var. Yani bu şartlara riayet etmeyen ahirete yamuk gelecek diye de hadis-i şerifler var, yanı meyilli falan... Dolayısıyla bunu İslamiyet'in bir emri olarak değerlendiremeyiz. Böyle bir müsaade vardır. İşte bazı zorunluluklar olabiliyor, harpler oluyor, erkekler kırılıyor, kadınlar çok kalıyor gibi
Birçok meseleler oluyor. Bir hanımdan çocuğu olmuyor. Adam illa çocuk ihtiyacı var. Soyunu, yolunu yürütmek istiyor. Falan falan. Efendim bazı insanın hanım hasta oluyor. Hatta hanımı da izin veriyor falan. Şimdi bu helal mıdır, haram mıdır? Şimdi biz Sayın Doktor Ömer Çelekıl'la birlikte Umre'ye gittiğimizde bizim Suudi Arabistanlı bir jip şoförümüz vardı. Hatta orada 3-4 kişiyle de görüştük. İkişer, üçer eşlerinin olduğunu ve bu durumdan gayet mutlu olduklarını ifade ettiler. Hani Suudi Arabistan'da mı? Suudi Arabistan'da falan bir örftür. Yani hem dine uygundur hem örfe uygundur. Bundan dolayı sorun çıkmıyor. Bizim milletimizde, memleketimizde bu örfe uygun değildir. Örfe uygun olmadığında çok büyük sıkıntı var. Şimdi Suudi Arabistan'da bu olsa öbürü ona normal gözüyle öbür kadınlar arasında normal karşılanıyor. Burada olsa vay anasını nasıl yaptın, nasıl ettin falan o ona bir laf söyleyecek. Bu buna bir laf söyleyecek. Kadının bütün morali bozulacak. Hayatı zindan olacak. Dolayısıyla iki eşlilik, üç eşlilik çok sıkıntılı bir iş. Çok büyük sorumluluklu bir iş. Allah'ın müsaadesini inkar etmiyoruz. Ama hakikaten zor ve ağır şartları var fıkıhta. Bu fıkıhtaki şartlara... Zengin olmak mı gerekiyor hocam? Yok, zenginlikten mesela değil. Yani hayır, adalet mesela şimdi yapamaz. Dolayısıyla ama ayet-i kerimede فَاِنْخِفْتُمَ اَلَّا تَعْدِلُوا adalet yapamayacağınızdan endişe ediyorsanız fevahide bir taneyle durun buyuruluyor. Ve lakin şimdi tabii ikinciye evlenenler de mutlu mu oluyor yani? İkinci, üçüncü eşyalar mutlu mu oluyor? Adama sormuşlar da ne dedi? Çok rahatım. Ya nasıl rahatsın? Ya dedi bir tanesini Şam'a koydum, bir tanesini Halep'e, ben de Humus'ta rahat rahat yaşıyorum dedi yani. Hatta böyle hacı amcalardan rastladıklarımız vardır. Otelde çok rahat ediyorum demiş. İkinciyi almış hanım. Fakat oraya git kavga, buraya git kavga. Otelde orta yolu bulmuş, rahat etmiş. Yani kimse başına iş açmasın. Ha bu hanım kardeşimizin beyanlarında ben ikinci evliliğe, üçüncü evliliğe teşvik eden bir yorum görmedim şu anda. Ama böyle bir mağduriyete düşmüş kadınların bana müracaat etmeleri halinde ne olacak durumlar diye ben bir çözümle üretiyorum dedi. Şu dinlediklerim kadarıyla ama başını sonunu dinle programı izlemedim. Evet. Şuradaki aktarılan kadarıyla ben hem sosyal açıdan... Kendisini bu konuda yasallaşması konusunda... Hem sosyal açıdan hem dini açıdan bir sakıncalı beyanını da görmedim. Şimdi şurada ne var yani evlensinler demiyor ki. Çok eşliği yasal olması konusunda da meclise sundu. Hayır, kadınların... Evet. Haklarının korunması diyor. Çocuğun kaydı diyor. İşte anne üzerine kaydı diyor. Baba, ana baba tanınıyor ama birlikte tanınmıyor. Çocuk okula kaydından tutun. Her yerde müşkilat çekiyor gibi sosyal yaşanan bir sıkıntıyı dile getiriyor. Mesela Mısır'da bu Mısır mesela şeriat devleti değil. Ama Mısır bunu tescilliyor. Efendim yani Suudi Arabistan'a örnek vermiyorum bakın. Mısır'da bu tescil var. Tunus'ta diyelim var. Yani Tunus'u tam bilmiyorum ama Fas'ta var. Morok'ta var. Yani demek istediğim bunun illa din devleti, şeriat devletiyle bir alakası yok. Sosyal yapıda bir boşluk varsa ve mağduriyetler yaşanıyorsa bu da hele Doğu ve Güneydoğu'da örf de müsait olduğundan yani çok büyük mağduriyetler kadınlar açısından diyor. Kendisi de kadın olduğu için daha iyi onu anlıyor ve anlatıyor. Ben burada bir sakıncalı beyan görmedim ama alsın herkes ikişer üçer, kadınlar ortada kaldı, erkek sayısı az, kadın fazla, illa ikinciyi evlenin gibi bir şey olsa bu Kur'an'a ve hadise muhalif bir beyan olur. Çünkü adalet edemeyeceğinizden korkarsanız bir taneyle durun. Bu sizin için daha uygundur cümlesine uymazdı o beyan. Ama ben onu göremedim. Ama ilerisi gerisinde peki, siz programın tümüne vakıfsınız. Zaten biz, öyle bir şey dediyse uygun değil. O görüntüler neredendi? Şimdi her gün yine TNT ekranlarında hafta içi her gün saat 1'de öğlen saatlerinde bir program yapıyoruz. Oradan alınma bir görüntüydü. Burada fakat zaten öyle birlikte olmadı. Bir de şöyle bir tartışma daha oldu. Şimdi tabii biz burada kesinlikle çok eşliliği teşvik edecek herhangi bir şey söylemiyoruz. Zaten yasalar var Türkiye'de. Her şey ortada. Herkes yasalara uymak zorunda. Şunu var bir de. Şöyle bir soru var. İzin alınması gerekiyor mu? Yani bir kişi bunu kafasına koydu. Gidip evet, evlenecek. Evet. Başkasıyla tekrar. Evet. Eski eşinden izin alması konusunda bir gerekiyor. Efendim izin alması gerekmiyor. Çünkü izin alması gerekse hiçbir kadının izin vermeyeceği de kesin olduğundan bu serbestlik muattal olur. Bazı kaynaklarda... Yani ben sana öyle bir izin veriyorum ki Kur'an'da ayet olarak o muhal. Onu da muhale bağlıyorum. Evet. Yani... Öbür hanımından izin alsa bu o zaman milyarlarda bir tane iki tane zor yaşanan bir izin. Ama şu var. Adalet şartı var.
Adalet şartında Beytüt'et gecelemek şartı var. Şu var, bu sefer bu armut mu topluyor? Bir gece oraya, bir gece oraya gideceksin. İkide bir, bir gece oraya. Hadi bir gün işe gittim, şuraya gittim, toplantım vardı dedin. Öbür kadın bunu zaten anlayacak. Dolayısıyla bu bir şekilde yani gizlenebilmesi İslam'a uyulduğu takdirde. Evet. Yani adalet şartı yerine getirildiği takdirde torbaya soku, torba içinde gizlenecek de bir cinsten olmadığından yani açıkça illa izin al şartı yok ama evet. Zımnen adalet şartı ve diğer şartları göz önünde bulundurursak zımnen bu ne demektir? Burayla da anlaş. Evet. Buranın da hakkını ver. Buranın hakkını yeme. Askıda da bırakma yani. Ha, askıda. La tezerrua kel muallaka. Askıdaki kadın gibi bırakmayın diyor Kur'an ifadesi bu. Bu durum olduğunda zımnen anlaşma şartı gelmiş oluyor burada. Evet. Değil peki, mi şimdi? Için, nasıl adalet yapacak? Şimdi hocam mesela diyelim ki çok eşliliğe gidecek olan bir kişi nasıl bir bütçeye sahip olmalı? Ve bütçe hiç önemli değil. Bütçe. Bununla ilgili yani bir kaynak kendi, var mı hocam? Yok mesela? Kaynak yok. Bütçe efendim İslam'da normal nikahta mehir çok ucuzdur. Yani mehir öyle kaç bin dolar Türk parası değildir. Yani bakabilecek mehir, güçlü olması yani yeterli mehir, mi? Mehir miktarı çok şeydir. Yani şu anda ne bileyim 50 lira 100 lira mehir olur yani. Yani mehir çok düşük şey. Şimdi benim ama varlığına göre değişiyor. Nişan varlığına değişmiyor. Göre. Değişmiyor. Belli bir miktar ölçüsü. Orada kadın pazarlık sünnettir. Kadın ben buna razı olmuyorum. Kadın kız tarafı razı olmuyorum der de limiti yükseltebilir. Tabii, yani, o anlaşmaya yani, bağlı. Diyecek ki sen ama zenginsin, diyorum, varlıklısın. Tamam kabul ama razı olursa yani. Da o yüzden 50 liraya da gider. Birisi evet. Demiş ya keçi fiyatına gittik ama demiş kimse yani. Kimse kabul etmez onu. Şimdi yani. Kimse kabul eder etmez. Evet. Bazısı eder. Şöyle eder. Baştan bir dünyacı gibi gözükmeyeyim de içeri girdikten sonra götürürüz. Uyanık kadın da böyle yapar. Baştan da paracı gözükürse adam baştan ya bu çok hesapçı ya falan yandık gibi düşünebilir. Hmm. Aslında uyanık olan baştan böyle çok dünyaya soğuk görünsün. İçeri bir girsin, kapağı alsın. Ondan sonra kocanın malını yesin yani. Tavsiyemiz. Peki tam ama tersi. Ama belki mehir azdır. Mehirin miktarı şeydir. Geçim nafakadır. Nafaka yeni yiyip içilecek şeydir. Bugün işte asgari ücret alıyor adam. Ne yapacak yani bu şimdi? Her gün et but getiremez ki. Yani ne yiyorsa onu yedirecek. Öbür eşi de olsa yani nafakata eşitlik, gecelemekte eşitlik, nafakata eşitlik, kisvede, giyimde eşitlik gibi zaten olmazsa olmazları vardır bu işin. Bu da efendim çok büyük bir rakamlar icap etmez. Herkes yedirdiğinden yediğinden yedirecek. Buraya yedirdiğinden buraya yedirecek. Evet. Baştaki anlaşmada yüksek tutabilir değil mi isterse? Yani mehir, anlaşmaya bağlı mehri. Anlaşmaya göre. Senin mehri anlaşmaya bağlı. Adam da bunu söz veriyorsa evet. Ben bu mehri vereceğim sana. İşte bazı 45 evet. Cumhuriyet altını yok 40 kilo altın falan mehirler var. Evet. O zaman yüksek tutabilir. Şimdi yüksek tutar ama anlaşmaya. Diyor ki Hazreti Ömer'in bir sözü var. Mehirleri çok pahalı yapmayın. Yapmayın. Diye bir sözü var. Sonra bir kadın oradan kalkıyor sohbeti evet. Dinleyenlerden. Ya Ömer diyor bu ne biçim söz? Hazreti Ömer de yani radıyallahu anh hani Hazreti Ömer çok sert falan derler ama İslam'ın şeyine bakın, tutumuna bakın. Oradaki bir kadına hemen dinliyor onu. Şimdi mesela yöneticilerden biri bu durumda olsa nasıl bozar insanı? Evet. Efendim sus be sen aa koca karı köyden gelmişsin evet. Falan der. Yaşlı kadına diyor ki buyur diyor ne konuşmak istiyor? Kadın diyor ki ve ateytüm ihdâvınne kıntâran felâ teyhuzûm. Minun ne şey ya? Allah diyor ki diyor tonlarla mal altın verdiyseniz boşandığınızda falan geri almayın, almayın diyor. Evet. Yani tonlarla altın verdiyseniz dediğine göre verebilirsiniz demektir diyor. Evet. Sen niye böyle konuşuyorsun? Ya diyor Hazreti Ömer Efendimiz herkes Ömer'den alim çıktı ya. Tamam diyor uygundur diyor. Evet. Yani hakka karşı hakkı duyduğunda ona itaat edebilmek, onu kabullenebilmek kibirsizlik bu. Evet. Çok tevazulu böyle alttan alan efendim hürmetli kibar görünen adamlar hakkı söyledin mi işine gelmezse kabarırlar. Hocam, İşte o zaman onu olmuyor. Sizin bir tevazu olmuyor. Sizin bir sohbetiniz var kurbanla ilgili. Şimdi bu arkadaşlarımız bu görüntüleri hazırladılar. Hem milleti biraz güldürelim biraz hep ciddi konulardan izleyelim. Gidiyoruz. Hocamızın bıçak bir sohbeti var. Evet. Fatih Müftüsü anlattı İsmail İpek Hoca Efendi. Mübarek bir adam Allah selamet verse. Gavurun biri kurban kesmek istemiş. Almanya'da mı bir yerde? Karısı da dedi ki sen dedi bilmezsin bu işleri bu Müslüman işi dedi ya. Elini başını kesersin dedi. Cık.
Dedi ya kesmek istiyorum falan. Ben de bir tatbik edeceğim, nedir, ne yapıyorlar bunlar burada, ne hisler oluyor, ne duygular tadılıyor falan falan. Gavurlar da çok meraklı böyle. Müslümanlar, Müslüman olmaz, gidip Müslümanın yaptığını yapmaya çalışır falan. Nasıl oluyor, ne oluyor, ne olmuyor? Ondan sonra Müslümanlıktan biraz korkuyorlar. Yani gireriz çıkamayız falan. Öyleyse. Birisi Müslüman olmak istemiş. Anlattılar ona kelime-i şehadet, Müslümanlık. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Tamam dedim. Olduk mu dedi. Oldun dediler. İnandın şunlara, inandım dedi. İnanmak bedava nasıl olsa. Peki senden dediler ki ama sen sünnet olacaksın falan. O nasıl dedi iş ya? E şöyle iş, böyle iş işte. Falan. O, lazım mı dedi, dediler. Lazım dediler. Hadi bir de sünnet oldu falan. O da biraz ağrılı sancılı geçti. Ondan sonra bu da zannetti ki tamam tescilli Müslüman olduk dedi yani. Bu sefer dedi ki namaz var. Nasıl hemen dur. Yok abdest var. Gusül var. Taharet var. Ana. O bozuldu, bu düzeldi. Oruç var. Hac. Nereye gideceğiz ya? Zekat paraya taalluk ediyor. Bu zannetti bedava. Dedi ki ben dedi çıkmak istiyorum dedi. Dedi ki dediler ki bana bak sakın çıkamazsın ha. Niye dediler? Mürtet olursun dedi. Mürtet ne demek? Dinini değiştiren demek. Olayım dedi. Dedi men beddele dine ufaktülü. Hadis var, dinini değiştireni öldürün. Bu sefer kellen gider dedi. Adam da bu sefer yahu dedi bu nasıl din kardeşim dedi ya. Girerken aşağıyı kesiyorlar dedi. Çıkarken yukarıyı kesiyorlar dedim. Hiç anlamadık dedi ya. Onun için kâvurlar korkar bu işlerden yani. Ama Allah size kolay etmiş. Ne Müslüman anadan babadan doğdunuz da. Ne kadar hamd etseniz Allah'a ki ne rahatsınız yani. Ondan sonra. Bu da şimdi Müslüman olmuyor öbür gavur. Müslüman işleri yapıyor. Hani o zaman ona namaz lazım falan diyemezler. Hani öyle şeyler var. Oruç şart diyemezler herif. Bizim Müslümanlar, gevşek Müslümanlar da onlardan beter yani. Ramazan'da oruç tutuyor. O da zorlanmış. Suları görüyor. İşte bazı bu dükkanlarda durmaz ya. Tavuğu öyle çeviriyor ya. Ramazan günü ya. Ya adam geçiyor oradan. Adamın aklı kalıyor, ağzı sulanıyor, şey diyor falan. O da git, bir tanesi de orada oruç yiyor biliyor musun? O da ona sinirli. Emri bil marif için değil. Siniri bozuldu yani. Açlık vurdu kafasına. Ne yiyorsun dedi Ramazan günü? Gavur musun, şusun musun? E gavurum dedi öbürü. E ya Agop adamın adı ya. Oruç farz değil ki. Bana ne dedi ya senin orucunda? Bu da bu sefer işte bozuk adam bu da şimdi. Ya kardeşim dininin kıymetini bil dedi ya falan. Bu elfaz-ı küfür adamı gavur eder. Bu elfaz-ı küfür adamı ne tutuyorsun sen de madem ki? O gavurun dini mi var da neyin kıymetini bilecekti? Dinsiz zaten. Ama şimdi gavurlarda böyle bir özenti, bir merak vardır yani. Böyle Müslümanlar ne yapıyor? Gelirler camilere girerler böyle bakar. Bizim Müslümanlar hiç gidip de kilisede ne yapıyorlar bunlar diye bakmazlar. Onlar bizim camilere dolarlar. Seyredecekler işte. Dedi kurban keseceğim falan. Ondan sonra karısı dedi git bir Müslümandan yardım al dedi yani. Bunu bilmiyorsun sen. Nasıl yapılacak? Bu da gitti Müslümanların şeyine oturduğu bir dernek var. Gitti dernekten falan. Dedi ya bana dedi kim dedi kurban kesmeyi öğretecek, yardım edecek bir Müslüman arıyorum falan derken bir yaşlı ihtiyarı gösterirler. Dediler en tecrübeli budur. Kasaplık masaplık biliyor. Bu da bu sefer ne yapacaksın sen de? Dedi ne bileyim ben dedi işte merak ettim dedi. Bana bir öğret falan. Bu da dedi belki Allah hidayet verir belki. Gideyim dedi. Gitti bu sefer. Başını kesti hayvanın. Bismillah Allah ekber. Neyse. Şunu bunu. Dedi ben yaşlı adam dedi. Bunu yüzdürmede başka bir Müslüman bulursun dedi. Ben bundan uğraşamam dedi yani. Tamam mı? Tamam dedi. Verdi şeyi, bıçağı bunun eline. Adamcağız izin aldı. Bu sefer kan man da bulaştı buna da tabii kurbanın yanından. Bıçak da üzerine falan. Şimdi gidiyor başka Müslüman arama. Fakat şimdi bu yaşlıyı aldı gitti ya. Bir daha geldi oraya şimdi. Elinde bıçak üstünde kan. Adamı kesti zannetti bizim Müslümanlar bu sefer. Dedi ki başka bir Müslüman daha arıyorum şimdi. Tamam. Kardeşim adamlar da bu sefer işkillendiler. Bu gavur bizi mi kesecekti oraya? Dedi kardeşim Müslümanlar camide dedi ya sen ne derneğe geliyorsun dedi. Bunlar bu da geldi camiye veren bütün millet. İşte bıçak bıçak elinde öyle canavriden gelmiş yani. Hayvanı üzerinde hani işimiz tamam olsun falan.
Bütün millet baktı falan, tipini beğenmediler. Bıçak elinde camiye gelip de böyle şey denir bize. Dediler ki en Müslümanımız imam dediler. Tamam. Bu da gitti imama derdini anlatmaya çalışıyor. Diyor ki yahu diyor işte şöyle işte böyle, imam baktı herkes çekinince bir şey var zannetti. O da korktu yani. Dedi kardeşim şurada iki rekat namaz kıldırdık diye bizi de hemen Müslüman mı zannetti? Evet, gerçekten hocam neydi? Bizler de lafın içinde kaç laf var? Tebessümler içerisinde biz de ekran başındaki izleyicilerimiz gibi izledik. Böyle bazıları şey diyor, YouTube'a falan atıyorlar, mesul evet. ediyorlar onu. Evet. Peki hocam, çok merak ediyoruz. Bu vaazların, anlatımlarınızın öncesinde bir hazırlığınız var mı? Yok, hazırlık olduğu zaman su koyveriyorum zaten. Yani eğer hazırlanırsam tutukluk yaşıyorum. Yani o birikim var tabii, bir altyapı var. Hepten de ben haşa, vahiy gelmez, ilham gelmez. Yani ilham gelir, araya da ilham gelir de. Ama o anda cemaatin hitap muhatabın hakkıdır buyururdu Alaaddin Efendi Hazretleri. Yani cemaatin hakkıdır. Cemaat karşımızda olduğu için. Şimdi mesela ben duvara konuşmaya alışamamışım. Bana stüdyoda işte mesela konuş diyorlar. Biraz alışmaya başladım şimdi flaşta ama mecburen. Fakat cemaat olsa, cemaat derken illa 500 kişi şartı yok. Yani 2 kişi de olsa birine bir şey anlatırken muhabbet oluyor. Evet. Ama böyle stüdyoda tek başına konuş şeklinde o kadar daha açılamadım. Mesela orada güldüremiyorum çok. Arkadaşlarımız bir tane daha hazırlamışlar. Bir BTRV ilerleyen dakikalarda arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Kurban vaazıdır. Evet. 5-6 sene evvel onu zorla buldurdum. O yok evet. YouTube'larda falan. Çünkü onun kaseti basılmadı. Evet. Kasete basılmayınca o yok, bir yerde yok. Onu şimdi dinleyecekler. Evet. Onda bir yarım saat gülme krizine giriyorlar. Fakat onun tüm sohbeti herhalde Arifan yayınlarında o çıkacak. Arkadaşlarımız hazırlıyorlar o beytleri. O şimdi bir kısmıdır yine. Birazdan. Yani birazdan, onun bir gerisiyle evet. de bayağı bir kıssa var. Evet. Onun ama hocam, onu da kaçırmasınlar. Gelen abi. Sorulardan birisi bu Türkiye'de genelde maillerimize de bakıyoruz. Astral seyahat olarak bildiğimiz tayyi mekan. Ruhun bedenden ayrılması mümkün müdür? Tayyi mekanla bunu astral seyahati nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bunun açılımı nedir sizin için? Tayyi mekan yani bu televizyonlarda pek konuşulan bir şeyler değil. Güzel soru. Yani mekanı kat etmek, dürmek. Tay Arapçada dürmek demek. Bir de tayyi zaman vardır. Zamanın dürülmesi vardır, mekanın dürülmesi vardır. Bunlar yaşanan şeylerdir. İnkar edilemeyecek derecede tevatür etmiş sabit gerçeklerdir. Bunlar keramet kabilindendir. Yani keramet, bir defa kerameti anlamadan bunu anlayamayız. Keramet haktır. Peygamberlere verilen harikulade olaylar, yani adet dışı olaylara mucize denir. Velilere verilen aynı nitelikte harikulade olaya keramet denir. Aynı güçte olabilir. Ama yine de ona mucize denmez. Çünkü mucize olması için peygamberlik iddiası gerekir. Keramette peygamberlik iddiası olamaz. Bir de ben veliyim falan diye de iddia olmaz. Allah ona ihsan eder ama ben veliyim, veliler de ben veliyim falan demezler. Şimdi keramet haktır. Kur'an-ı Kerim'de delili nedir? Meryem validemize yazın kış meyvesi, kışın yaz meyvesinin gelmesi ve Zekeriya Aleyhisselam dayısı yanına girdiğinde Kudüs, Mescid-i Aksa'nın içindeki odasında enne aleki hâzâ, ya Meryem'u enne aleki hâzâ, bu meyveler mevsim yok pazarda. Nereden geliyor sana? Kâletü ve min indillâh, bu Allah katından geliyor demesi. Meryem validemiz kadındır, kadından peygamber olmadığına göre bunun kerametten başka bir izah yoktur. Peki astral seyahatle ilgili? Yani tayyi mekanın Kur'an'dan bir delilini söyleyeyim. Evet. Yani şimdi buna biraz belki daha Ömer Bey Ömer daha anlar Bey, o fiziksel. Doktor Ömer Çelik'in yani, da tabii bununla ilgili çalışmaları var. Fiziki olarak ne diyorlar? Işınlama mı? Ha, teleportasyon. İşte ışınlanma. Işınlanma. Şimdi bu başladı mı dünyada? Yok, daha başlamadı. Çünkü neden? Konuşuluyor. Bir adamı parçalarına ayırabilirsiniz. Atomlarına ayırabilirsiniz. Ama tekrar bir yere getiremiyorsunuz şu anda. Yani siz de hücreni ayırmışsınız. Onu da getirebilene kadar kıyamet kopar zaten. Zaten herhalde. Şu anda çok zor ama Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın i̇şte olayında İşte onu anlatacağım şimdi. Kur'an-ı Kerim'den delili Belkıs'ın tahtının getirilmesidir. Süleyman Aleyhisselam ey kuvvetini bi arşiha kabl en yetuni muslimin. Belkıs yola çıktı ordusuyla Sebe'den geliyorlar Müslüman olmaz. Süleyman Aleyhisselam Kudüs'te diyor ki yanındakilere, onlar Müslüman tabii kaç aylık yoldan geliyorlar. Onlar Müslüman olarak gelmeden tahtını kim getirebilir? Sırçadan bir tahtı var yani cam şeffaf. Çok büyük. Nasıl gelecek yani? O kadar o zamanki imkanlarda şimdi bile bir cam veriyorsun küçücük vazoyu kırıp getiriyorlar sana kargodan. Yani onu oradan kim getirecek?
Bir cinlerden ifrit. Kâle ifritü minel cin. Enâteke bi kavlen tekûme bi mekâmik. Dedi ki şurada oturuyorsun ya dedi. Kalkmadan getiririm dedi. Cinlerde de böyle bir kuvvet var. Ve inni aleyle kaviyyun emin. Hem güvenilirim dedi hem çok kuvvetliyim dedi. Fakat Süleyman Aleyhisselam bunu geç buldu. Öyle ben kalkana kadar dedi. Ay bacayı dolaşır demek istedi. Kâlellezi indev ilmü minel kitab. Yanında kitap ilmi olan yani ismi azam, Allah'ın en büyük ismi. Bizim Arifan dergisinin sonlarında hep Esma İdrisiye. Her ay bir ismi azam yazarız orada. İdris Aleyhisselam'a öğretilen mesela. Acayip tesirli isimler. Şimdi ismi azamı bilen Asaf İbn-i Berkaya. Bu zat ilim sahibi. Bak peygamber değil. Dedi ki enaati gibi kablen yertedle ile ki tarfuk gözünü dedi açıp kapamadan veya kapattın açmadan getiririm dedi. Yani o kalkmaktan çok daha artık saniyenin izanı göz açıp kapayacak kadar ifadesi biliyorsunuz. En kısa zaman diliminin temsilidir. Böyle dedi. Süleyman Aleyhisselam da kabul etti. Getir. Baktı hiç. Gözünü açmadan gel. Çünkü İsmi Azam orada Mevla'nın kudreti devreye giriyor. Yani Mevla alıyor onu koyuyor buraya. An meselesi. Allah'ımızın her şeyi ve alâti bir şeyin kadir diyoruz. Burada keramet devreye girdi. Yani İsmi Azam'ın okunuşu ama ben de okuyorum aynı İsmi Azam'ı. Bir şey gelmiyor. Evet. Neden gelmiyor? Sen bende şimdi o ağız yoksa, helal yemiyorsam, doğru demiyorsam, haram işlerim varsa, İsmi Azam'da hüner var ama bir de bunu okuyan ağız meselesi var. Asaf Hazretleri'nin mübarek, temiz insan olduğu için Mevla'nın kabul etti. Hemen o geldi oraya. Sonra tabii فَلَمَّا رَا مُسْتَقِرَنْ عَنْدَهُ قَالَ هَذَا فَضْلُ رَبِّ Süleyman Aleyhisselam dedi bu Allah'ın lütfudur. Rabbim beni imtihan ediyor. Şükür mü edeceğim, nankörlük mü edeceğim falan ayetler gidiyor. Sonra da نَكِّرُوا لَا عَرْشَى Bunda biraz değişiklik yapın dedi kenarında köşesine. نَنْزُرَ تَهْ dedi bakalım dedi geldiği zaman göstereceğiz. O ihtimal vermeyecek oradaki taht buraya geleceğine. Bakalım bulabilecek miyim? تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ Yoksa anlayamayanlardan mı olacak? فَلَمَّا جَاءَتْ ne zaman geldi Belkıs? قِلَا هَكَدَا عَرْشُكْ onu gezdirirken dedi senin tahtın böyle miydi? Baktı çok da hikmetli. قَالَتْ كَاَنَّهُ sanki o dedi. Evet. Böylece Belkıs Müslüman oldu. Sonra Süleyman Aleyhisselam'ın onunla evlendiğine dair rivayetler vardır. Çok kıymetli evet. Bir hanım. Demek ki mekanı dürmek. Yani oradan o mekandan Sebe'den yani Yemen'den kalktı geldi Kudüs'e bir anda. Şimdi bunun insana uyarlaması. Evliyaullah'tan sabah namazını Mekke'de kılıp hemen buraya dönenler vardır. Ruh bedenden ayrılmıyor. Evet. Ebdal diye veliler vardır. Ebdal, bedelden gelir. Bedel Türkçeleşmiş artık. Bedelli askerlik falan filan. Evet. Bedel, ne demek bedel? Onun yerine evet. Demek. Şimdi ebdal nereden gelir biliyor musunuz? Burada durur, burada dururken 40 yerde görünür. Somuncu Baba'nın Sultan Beyazıt'ın Ulu Cami açışında işte Fatiha şeyinde Emir Sultan Hazretleri evet. Onu önermiş. Büyük bir velidir, o çıksın hutbeye diye evet. De 7 kapıdan 6 kapıdan bir anda... Evet. Çıktı. Bir de en mühim buradaki mesele Osmanlı'da çok kitaplarda geçer. Eskici Mehmet Dede'nin yani Üftade Efendi Aziz Mahmud Hüdayi ile ilgili evet. Kıssayı biliyor musunuz? Bu anlatılmış mı? Burada anlatmadık. Yani bu çok ilginç anlatalım. Bir olaydır. Aziz Mahmud Hüdayi Bursa kadısıdır. Bu kadılıktan tasavvufa dönmesi hatta ciğer satacak kadar kendini nefsini eritmek için sokaklara dökülmesinin sırrı nedir? Bir adam Bursa'da her sene hacca niyetleniyor. İmkanları el vermiyor. Hanımına diyor ki bu senede gidemezsen benden 3 talakla boşsun diyor. Bunun üzerine kadın da o zaman herkes talak malak 3-9'u bilir yani. Şimdi ne dersen de yine eve alır kadın. Ama o kadınlar almaz. Bu sefer hac yanaşıyor. Bu kişi evine gelecek. Kafileler çıkıyor biliyorsunuz. Bir ay evvel, 2 ay evvel. Şimdi bu hala Bursa'da. Kadın da diyor ki senin bir daha gitme imkanı, yetişme imkanı kalmadığından daha eve talak da verdin. Nikah gitti. Kadın bunu ev almıyor. Bu üzülüyor ama ne yapacak? Herkes şeriatı biliyor. Git diyor efendim Üftade Efendi Hazretleri'ne. Üftade Efendi Hazretleri diyor ki efendim böyle bir laf etmiş bulundum. Hanım da beni ev almıyor. Haklı bir şey değil ama ne yapacağız? Bir çare var. Diyor ki efendim eskici Mehmet dedi Uludağ'a çıkarken soldadır kabri Bursa'da. Eskici Mehmet dedi Hazretleri bir zat var diyor Evliyaullah'ta. Buna git. Geliyor diyor ki derdim böyle. Evladım tamam diyor neyse. Arafat'a birkaç gün kala gel diyor. İşte hatta Arafa günü de olabilir. Çünkü hacca yetişmek için Arafat'ta evet. Vakfede bulunmak lazım. Gel diyor Bismillahirrahmanirrahim. İşte bir şeyler okuyor ona. Onu okutur. Gözünü kapa evlen. Açıyor. Neyse artık ona ihramı giydirmiş tabii.
Bakıyor kendisini. Arafat'ta buluyor. Hakiki ama bu. Yani adam Bursa'da yok artık. Gitti oraya. O Evliyaullah'tan olanlar 40 yerde görünür. O başka. Bu öyle değil. Hakikaten gitti. Evet. Yani Belkıs'ın tahtı gelmedi mi buradan buraya? E geldi. Kim getirdi? Asaf. Asaf peygamber mi? Değil. Şimdi kitap ilmi olan İsmi Azam ile demek ki oluyor işte peygamber olmayanda da işte buna keramet de. Evet. Bu sefer geliyor Bursa'daki hacıların içine. Tam oraya onu gönderiyor. Neden? Şahit lazım mahkemede. Bu arada efendim Bursa'daki hacıların Arafat'ı yapıyor. Müzdelife, Vakfesi, şuzum ziyaretleri buna yine diyor ki şuradan şöyle bir şey ona öğretiyor. Şu zamanda ziyaretlerin bitti mi şu duaları oku gözünü kapa işte gelirsin. Birden evet. Geliyor. Geliyor bakıyor hanımına gidiyor. Tak tak kapıyı açıyor. Hanımı diyor ki ben seni almam. Ya niye almasın? Ben hacca gittim geldim. Talak vakı olmadı. Nasıl hacca gittin geldin? Kafileler daha kaç ay sonra geldi. Gittim geldim mahkemeye intikal ediyor. Kadı da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Diyor ki böyle böyle. Adama diyor ki nasıl gittin geldin? Gittim geldim. Diyor ben şerata göre şahit dinlemem lazım. Diyor şahitlerim var ama haçtalar. Gelsinler bekleyelim diyor. Geliyorlar. Evet. Ondan sonra bütün şahitler diyor ki benden tavaftaydı, benden şurada, burada. Evet. Aziz Mahmud Hüdayi diyor ki ben buna gitti geldi kararı veriyorum. Veriyorum ama bunun sırrını da öğrenmek istiyorum. Sırrını öğrenince işte Eskici Mehmet dedi. Eskici Mehmet dedi Üftade Efendi'ye. Üftade Efendi diyor ki evladım bu sırrı anlarsın ama hocalıkla, alimlikle değil de sen bu kadılığı bir bırak. Ondan sonra da efendim bir ciğerleri, miğerleri topla sat da nefsini bir kır, tasavvufa git. Hocam, ondan sonra erişeceksin. Şimdi gelen sorulardan birçok soru var önümüzde ama en önemli konulardan bir tanesi de Hazreti Mesih'in, beklenen Mesih'in geleceği konusunda. Yeni kaynaklarda bu nasıl geçiyor? Sahih, sizin tarafınızdan öğrenmek yani istiyoruz. Yani bu ayet-i kerimede işaret var. Ve innehu l'ilmu lissaati Zuhru suresinde kıyametin alameti olduğuna dair işaret var diyorum. Ama ekseri müfessirler burada bunu beyan etmişlerdir. Yani müfessirler derken sahabe tabi tabakasını konuşuyorum. Şimdiki tefsir yazanların yorum hakkı yok. Çünkü o gibi konular yoruma müsait değil. Hadis-i şeriflerden gelen kaynaklar, Bukhari hadis-i şerifi var. Seyenzilü fikum ibn-i Meryem. Meryem'in oğlu yakında aranıza inecek. Şimdi diyorlar ki ruhaniyeti inecek de o ruh ortalığı kapacak. Alakası yok. Çünkü feyekserus salib haçları kıracak diyor. Ruhaniyetin yapacağı işler değil. Veltürlü hınzir, domuz cinsini tüketecek diyor. Yani katledecek. Ya bunlar zahiri işler. Veya zavru cizyeyi kaldıracak diyor. Yani şimdi ruhaniyet gelip de cizyeyi nereden kaldıracak? Vergi değil mi yani? Cizye şu. Şu anda İslam'ın hükmü ya İslam ya cizye ya savaş. Şu anda. İsa Aleyhisselam indiği zaman ikiye iniyor. Ya İslam ya kelle. Yani ya Müslüman olursun ya cizye vereyim desem bütün dünyanın malını İsa Aleyhisselam kabul etmiyor. Peki İsa Aleyhisselam yeni mi din getirecek? Yok. Ne peki, olacak hocam? Yok İsa Aleyhisselam peygamber olarak mı gelecek? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak üzere gelecek. Peygamberliği gelecek mahfuz. Gelecek mi peki hocam? Kesinlikle inecek. Yani Hazreti Mesih... İsa Aleyhisselam aynı gelecek. Canlı etiyle kemiğiyle bu peki, dünyadan kaldırıldığı, göklere kaldırıldığı şekilde... Bununla ilgili bir işaret zaman, tarih var mı hocam? Mesela şu tarihte yok, Hazreti şimdi, Mesih şu tarihte gelecek. Dini kaynaklarda geçiyor mu hocam? Efendim dini kaynaklarda tarih geçmiyor. Yalnız Hazreti Mehdi'nin yüz başında geleceği, bir yüz başında. Şimdi mesela 1432'deyiz. Yani 15. asrın ilk çeyreği hicri geçti. Yani Hazreti Mehdi yüz başında çıkacak. 40 yaşında çıkacak. Hazreti Mehdi, ben size bir tarih vereyim. Şöyle veriyorum ama. Hazreti Mehdi yüzün başında 40 yaşında ilan edecek mi? Edecek. 40 sene hüküm sürecek. Bu 40 senenin bitmesine 7 sene kala bunlar hadiste var. Çünkü Hazreti Mehdi ile Mesih Aleyhisselam'ın dünyada bir arada yaşadıkları dönem 7 senedir. O halde yüzün başında. Yalnız bu baş tabiri de biraz şey işte. Hemen 1501 değil işte. O ilk çeyreğe de gidebilir 25 seneye. Dolayısıyla yani yine tam bir net olmuyor. Yani o Hazreti Mehdi geldikten sonra demek ki 33 sene sayarsan İsa Aleyhisselam'ın ineceği vakittir. Çünkü beraber olacaklar. 7 sene sonra. Ama Müslüman olarak. Zaten bütün peygamberler Müslüman. İslam'dan başka din yok. Şeriat hükümleri zamana zemine göre değişiyor. İsa Aleyhisselam da Müslüman. Doktor, yani, Sayın Doktor Ömer Çakır, sizin burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim çok zaten yani ama şunu sorayım. Şimdi bunlara yani illa
gelecek diye inanmayan bir kişi dinden çıkmaz. Değil mi? Şimdi yani ayet-i kerimeyle işte İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine de çok açık bir ifade yok ama tabii işaretleri var. Zuhruf efendim suresinde şimdi var. Şöyle bir durum var, onu açıklayayım. Ben Nüzül-ü Mesih diye bir risalem var. İsa Aleyhisselam'ın inişi. Bu risalede bütün kaynakları ve delilleri verdim. O kadar kuvvetli ki yani Buhari, Müslim ve bütün sahih hadis kaynaklarının tümünde tevatür var. Evet. Mütevatir iki kısımdır. Lafzan tevatür, manen tevatür. Lafzan tevatür şudur. İnnemel a'malu bin niyyat. Bu lafızla bütün sahabeden geliyor. Bu lafızla. Evet. Bu lafzan tevatür. Bir de manen tevatür var. Manen tevatür nedir? O hadiste demiş ki seyenzilü fiküm ibn-i Meryem. Meryem'in oğlu. Öbür hadiste demiş ki inne İse ibn-i Meryem'e yenzilü fiküm demiş. Mesela orada seylen, burada inneylen, orada. Ha bu sefer ne oluyor? Kur'an'ın lafzı gibi bir mütevatirlik olmuyor. Hadiste lafzı mütevatir 20-30 tane zor çıkar. Evet. Lafzı mütevatir. Ama manen mütevatir şu demek. Eğer İsa Aleyhisselam'ın ineceğine delalet eden hadisler bütün hadis kaynaklarında muhaddisler tarafından rivayet edilmiş ise mana olarak bu mütevatirdir. Mühim olan mana değil midir? Yani inne midir, sin midir? Bu Kur'an değil ki sinini innesine takılalım. Mana İsa Aleyhisselam'ın ineceği ise evet. Bu mütevatirdir. Evet, manen mütevatir olanı inkar da bakın ben size kaynak verecek olursam Alusi'yi duymuşsunuz. Evet, tabii. Büyük müfessirdir. Hatimetül Müfessirin müfessirlerin hemen hemen sonuncularındandır. Hı. Hatta sonuncusu lakabını almış. 200 sene evvel tarihi. Bu zat diyor ki ulemanın İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin kafir olacağına dair bütün ulemanın icmağı vardır. Alusi. Alusi bunu söylüyor. Ki Alusi çok araştırmacı, hurafelere kesinlikle itiraz eden, çok ciddi bir alimdir, müdakkık bir alimdir. Ulemanın icma ve ittifakı vardır diyor. Çünkü neden? Manen mütevatir. Manen mütevatir ne demek biliyor musunuz? Bütün kaynaklarda Peygamber Efendimiz'in bunu söylediği var. Bütün sahabeden ve kaynaklardan. Şimdi bu kadar kaynaktan, bu ne? Bu şu demek. Evet. Bu şu demek. Bu kadar hadis yalan üzere birleşemez bu. Bu hadisimiz birleşemez. Evet. Yalan üzere birleşmesi düşürülemeyen bir cemaatin nakli varsa bu konuda bu ne demektir biliyor musunuz? Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi şurada oturup da bir şeyler söylemiş. Söylemiş gibidir. Ama, evet. Peki o zaman senin şuna hakkın var mı? Hangi ilahiyatçısın bilmem nesin? Eski Diyanet reisisin yeni bilmem. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada sana diyor ki Meryem'in oğlu inecek şöyle olacak böyle olacak. Sen de ona ya Resulallah o nerede şimdi? İkinci kaç semada Miraç gecesi görüştüğüne Buhari'de de geçiyor. Evet. Orada yaşıyor. Ölmedi mi? Ölmedi. Taberi'de geçiyor. İnne İsa lem yemut. İsa ölmedi. Peki ama orada oksijen yok ya Resulallah. Oksijen olmayan yerde İsa nasıl yaşıyor? Sen bunu Hazreti Peygamber'e sorabiliyorduysan, sorabileceksen, diyebileceksen belki dersin. Onu deme cesaretin de var. Cesaret cehaletten doğar. Bunu dediğin zaman da Müslüman kalacaksan, Hazreti Ömer de kılıcı çekmeyecekse müsaade et vurayım der ya ikide bir Hazreti Ömer. Ha, sen o zaman bana konuşacaksın. Bu kadar kaynakta olan tevatür derecesindeki bir şeyi peygamberin ağzından da duysan inanmayacaksın demektir. Bunu gerekçen ne? Geçen yıllarda birkaç ilahiyatçı söyledi tabii, değil mi? Tabii oksijen ekranlarında. Yok dediler ki. Geçen yıl söylediler değil mi? İkinci katta oksijen yokmuş nasıl yaşayacak? Ya sen zaten. İlahiyatçının ismini vermeyelim de. Vermiyorum şimdi, vermeyelim. Vermiyorum. Şimdi efendim oksijene bağlarsan Allah'ın yaşatma sıfatını, Allah'ın ihya sıfatını oksijene bağlarsan zaten hiç konuşmanın peki gereği kalmadı. O zaman hocam, cennet, gökler, miraca çıkmak hepsi batıl olur. Hocam az önce Hicri takviminde 1432'de yüzbaşı olarak adlandı. Yüzbaşı geçti ama. Geçti ama. Çünkü Mehdi, neden? 25'te geçti. Mehdi. Çünkü İmam-ı Rabbani diyor ki 1028'de biri Mehdi'lik iddia etti. Peki Mehdi gelmiş olabilir İmam-ı mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki 1028'deyiz diyor. Evet. Şu anda diyor 1028 oldu hala bir ilan etmedi. Ona şey soruyorlar, kuyruklu yıldız çıktı, şöyle görüldü, böyle görüldü, hadislere göre bunlar tamam mıdır? Alamet doğru mudur? İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, şu anda 1028 oldu, bu zamandan sonra bu yüzyılda çıkmaz diyor. Çünkü neden? Hani çeyreği geçtiğini anlıyoruz biz ama 28'i rakam vermiş. Zaten İmam-ı Rabbani 1034 vefatı. 1028'de ilan yoksa diyor dünya çapında, bu daha gelmez diyor. Şimdi Mehdi'nin... Mehdi gelmiş olabilir mi size gelmiş göre? Olamaz. 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 Neden olamazını? Neden olamaz? İzah edeyim. Şimdi Mehdi yaşıyor da olamaz. Yani doğmuş da yaşıyor diyorlar ya. Yaşıyor da olamaz. Neden olamaz? Neden çünkü hocam? Sahih hadis Ebu Davud'dadır. Ve Mehdi ile ilgili zaten
isim olarak Mehdi ismi geçen Ebu Davud. Diğer kaynaklarda var. Bukhari Müslim'de vasfı var. Kudüs'ün imamı, İsa ona uyacak. Bukhari Müslim'de var. Ama Mehdi olarak, Mehdi ismiyle geçmesi Ebu Davud. Ebu Davud çok sahih bir kaynaktır. Ondan sonra Tirmizi hepsinde var. Peki, bu hadis-i şerifte ne diyor? Fî küllük, innallâhe yeb'atü alâ râsü küllü ümmetten. Allah her yüzün başında gönderir. Men yüceddidü lâzil ümmeti emra dînâ. Bu ümmetin din işini yenileyen bir zat gönderir. Mesela bir ödül merasimi oldu. Sinan Erdem'de olacaktı, iptal edildi de, o otelde oldu. Biraz evet. Ortalık karıştı ya, bazı evet. Gazeteler beni manşet etti falan. Evet hocam. İşte orada büyük alimler, 300 küsur alim geldi. Dünyanın en büyük alimleri. O konuşma yapan Lübnan Akkar müftüsü, şu anda da görevli Hüsame Rıfai Hazretleri Lübnan'da. O konuşmasında, tabii slaytı da var. Ne diyor? Bu asrın müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri olarak, bu alimler olarak böyle tespitimiz var. Çünkü sıfatların tutması lazım. Sünnete çok uyacak, sünneti ihya edecek, ilimle uğraşacak, şeriatın zahirini, batınını cem edecek, tek kanatlı olmayacak falan filan. Şimdi efendim Mehdi niye yaşamak? Yüzün başında gönderir diyor. Bu yüzün başındaki gönderirin payı İmam-ı Rabbani gibi bin yılın müceddididir, ittifaklıdır. İmam-ı Rabbani gibi bizzatın açık tespitiyle 28 oldu diyor. 28'deki gelmedi, bu yüzyılda gelmez diyor. Şu anda 32 oldu. 32 oldu. Gelmedi. Ne biliyorsun gelmedi? Şimdi efendim. Evet, 40 yaş. Hayır bakın. 40 yaşına kadar ilan etmeyecek. Kendi de Mehdi olduğunu bilmeyecek. Mehdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olacağını biliyor muydu 40 yaşına kadar? Bilmiyordu. Niye o zaman Hira Dağı'nda ürperdi? Niye Hatice anamıza geldi, örtün beni, ne oldu? Acaba cinlenildi mi, şu oldu mu, bu oldu mu? Veraka bin Nefel'e gidildi radıyallahu anh. Yani bu araştırma ne oldu? Peygamber olacağını önceden bilmiyordu. Dolayısıyla مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابَ بَلَلِيمِ Kitap ne olduğunu bilmezdin diyor ayette. Yani 40 yaşına kadar. Ha, bilirdi eski kitapları. Hani okuma olarak değil de olduğunu bilir ama bana Kur'an indirilecek bilmezdi. Şimdi hal böyle olunca Mehdi bilmeyecek. اِنَّ اللّٰهَ يُسْتَحُ الْمَهْدِي فِي لَيْلِ Allah Mehdi'yi bir gecede Mehdi'liğe elverişli kılacak. Bir gecede uyanacak, bütün vasıflarla donanmış. Sayın Çelikli hemen dönmek şimdi istiyorum. Şimdi şurayı bağladık. Tamam. 40 yaşında olması lazım ilan etmesi için. 40 yaşında 40 olması gerekiyor. Bir de yüzbaşının başında olması. Hadis-i şerif ala ra'si, ra's baş demek. Evet. Küllime, her yüzün başında. Evet. Şimdi bu baş 32 senesi şu anda oldu. Bu baş olmaktan çıktı. İmam-ı Rabbani'nin açık beyanıyla yüzün başı geçti. Peki belki ilan etti de hoca efendi senin haberin yok. Bana diyebilirsin şimdi. Yok, hiç onlara hayır, hocam, o zaman yani ben de şunu derim. Yok şunu derim. İlan hadisesi göklerde yerlerde kudretten bir sesle nida gelmek suretiyle olacak. Mektubatta da İmam-ı Rabbani bütün hadislerde geçiyor ki bir buluttan nida gelecek. İnne hazer racüle mehdiyyum. Bu zat mehdidir. Fettebi buna uyun diye. Ondan sonra Mekke'de olacak. Hacerül Esved'le Kabe'nin kapısı arasında biat alacak. O sene Kabe'de haçta dolu olaylar olacak. Mina'da ne şeyler olacak, kan gövdeyi götürecek, seller olacak, harpler olacak. Yani şimdi... Daha Mehdi, var diyorsunuz. Efendim Mehdi'nin ilanı özel ilan değil. Mehdi'nin ilanı böyle bulutlardan nida gelmek gibi, bütün dünyanın bir anda bu işe vakıf olması gibi güçlü ayetler ister. Dolayısıyla yani orada bir, birisi kendi başına ilan etmiş, 10 kişi ona inanmışla peki olmaz. Peki Sayın Çelikli'ye evet. Sormak istiyorum. Ben bu arada Mehdi, şunu söyleyeceğim, çok ilginç bir şey oldu. Mehdi ile ilgili o tamam, soru... konuşalım tabii, yok, soruyu sorayım. Sormam gerekiyor size. Evet. Facebook şifreler sayfası var programımızın. Hem bizim dediğim gibi saat öğlen 1'de bir program yapıyoruz. Aynı zamanda her çarşamba programı devam ettireceğiz gece evet. 11'de. Burada bir sayfamız var, yorumlar yazıyor, sorular soruluyor. İzleyicilerimiz Ahmet Bey'e bayağı bir ama eleştiri de var. Mesela bu hanımların evlenmesi konusunda çok eleştiri var. Mehdi konusunda çok ilginç eleştiriler var. Bazı kaynaklar demişler. Tabii bunları şimdi yayında okumamız çok zor. Bazıları göre... diyor ki mesela İsa gelir dedi ama neden Hristiyanların peygamberi geliyor da yani bu yanlış düşünülmez mi? Ademül Enbiya öyle bir soru da var burada. 12 bin peygamber müracaat etti. Ya Rabbi bizi ahir zaman ümmetinde. Musa Aleyhisselam'ın beni de onlardan et diye dolu rivayet var. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın duası kabul edildi. İsa Aleyhisselam'ın bu ümmetten olma şerefine erme duası kabul edildi. Ve İsa Aleyhisselam'ın inişi ondandır. Yalnız İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek, yeni bir din getirmeyecek. Mesela şu anda bizim dinimizde cizye kabul mü? Kabul. Yani Müslüman olmuyorum dese, cizye verirse ona dokunulmaz.
İsa Aleyhisselam'da cizye kaldırılacak. E nasıl kaldırıyor İsa Aleyhisselam? Kaldırmıyor. Bizim peygamberimizin dini nasıl? İsa Aleyhisselam gelene kadar cizye var. İsa Aleyhisselam geldiğinde cizyeyi bizim dinimiz kaldırıyor. Şimdiden beyan etmiş çünkü. Burada bir soru daha var. Hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cizyeyi kaldıracak diyor. Evet. Yani o direktman peygamberliğini işletecek değil o. Bizim peygamberimiz o beyanı veriyor, cizyeyi kaldıracak. Evet, dikkatinizi çekelim, bir burada ince bir ilim var yani. Bir soru da var. O da size de sorular bayağı, ama zor bir soru. Diyor ki, evet, hoca ne de olsa erkek, biraz işine geldiği gibi konuşuyor demiş. Efendim, hoca kitabın ortasından konuşuyor. Eşit davranmaktan, ayet hadiste ise kaynaklı konuşuyor. Eşit davranmaktan bahsediyor diyor ama eşin rızasına gerek yok diyor. Hanımlardan çok tepki var. Çok ama tepki. Yani biz sadece iletelim. Erkeğe zeval olmaz. Burada yazmışlar. Biz hanımlardan ne tepki olacak? Biz hanımlara İkinciyi millet alsın mı dedik? İkinciyi almakta çok büyük ahirette meşakkat var, dünyada sıkıntı var, hiç teşvik edilecek bir şey değil dedik. Demedik mi? Demin nasıl dedik? Evet. Yani... Ama herhalde o başka bir kısım var, ona büyük ihtimalle. Neyse artık onları... Size de sorular gelmiş. Mehdi ile ilgili Doktor Ömer Çelakıl'ın görüşleri var benim, mı? Benim bir görüşüm yok çünkü benim ciddi bir araştırmam yok. Yani kimisi, ben mesela bazı kaynaklar gördüm. Yani kimisi demiş ki gelmiştir, göre... kimisi diyor yok daha 100 yıl... Farklı görüşler gördüm. Yani Said Nursi için bile müceddit demişlerdir mesela, değil mi? Müceddit o, başka, Mehdi başka. Tabii. Müceddit çok. Hatta Mehdi olduğuna söylenenler olmuş ama sonradan o ben değilim demiş. Yani çok farklı kaynaklar gördüm ama benim hiç yani bu konuda bir ciddi bir araştırmam olmadığı için ben hiç konuşmuyorum. Yani Mehdi Mesih konusunda benim bir bilgim yok. Şimdi efendim, Mehdi öyle kolay iş değil. Mesela evet, adam ona bakarsan, bana bile Akit Gazetesi'nin bir yazarı gelmişti. Bir Ramazan'da arka sayfada şey var. Ya sana Mehdi diye inananlar var, şeylerler var. Ben de o zaman dedim ki birkaç insan, 2-3 sene oldu. Ya dedim ben 40'ı geçtim, 43'ü falan, benden ümidi kessinler dedim. Şimdi dolayısıyla insan kendisiyle de dalga geçmesini bilmesi lazım. Birileri beni Mehdi diye inanabilir. Ama benim Mehdi olacak halim var, bastondan zor yürüyorum. Yani bypass olmuşum, bilmem ne, her tarafım tıkalı. Benden Mehdi mi olur yani? Şimdi herkes önüne gelen ben Mehdi'yim diye çıkmasın. Bak ben başta kendimle dalga geçmesini bilen bir adamım. Şimdi bütün dünya bana Mehdi'sin dese, ben derim ki ya Mehdi değilim. Niye değilim? Vasıflar tutmuyor. Bir defa adı benim adım olacak. Yani Muhammed olması lazım. Babasında da Abdullah olacak diyor. Ki hadis Ebu Davud'da benim babam Yusuf. Kafadan kaybettim ya. Medine'de doğacak diyor. Ben İstanbul Çarşamba'da doğdum. E şimdi efendim Mekke'de gidecek, biat alacak. Bir gideyim oraya, polis bir koyar bana. Gösteri gününü efendim Vehhabi'nin şey, Hacer Nesvet'e giremiyorum. Toplanması, nerede Mehdi olacağım? Toplanması yani izin vermiyorlar gelen, orada bu arada. Önüne gelen çatlak çutlak adamlar Mekke'de, ben Mehdi'yim demişler. Demişler, peygamberim demişler. Hatta bazısı ilahım demişler. Hani birine demişler ki, felanca peygamberlik iddia ediyor. Efendim ne buyurursunuz? Ben öyle peygamber göndermedim demiş. Bu mesela yani Gulam Ahmet. Peki sizin Mehdi olduğunuza inananlar oldu mu hocam? Ben Mehdi bilmiyorum. Olarak. Yalnız Akit Gazetesi Fatih'ti ismi herhalde. Yaşlı evet, bir zat. Röportajda bunu bana sorunca ben biraz şok oldum. Bu Gulam Ahmet meselesi bunu var. Bunu bana hakikaten açık açık, samimi söylüyorum dedi. Dedim bak lütfen kafa bulma şeyinde boşuna vakit harcamayalım. Yok dedi, böyle bir şeyler, izlenimler, ben tanıdığım bir iki kişi var dedi. Size çok hayran. Böyle hayran olmakla, hayran olmakla bu işler olmaz. Her şeyin bir gerçeği var. Hadislere uymadıktan sonra, sıfatlara uymadıktan sonra kimse böyle bir beklentiye de girmesin, itikat da taşımasın. Bunlardan çok zarar görürler. Çünkü bunun yaşı var. 40 yaşında çıkacak. Bunun ama öncesi ben var. Değilim diyorsunuz hocam. Efendim haşa ve kelle, ne alakası var da Medine'de doğacak. Hazreti Hasan'ın neslinden olacak. Efendim şecere uydurmalarla falan bu işler olmaz. Bir defa Medine'de doğma önemli bir vasıf. Ondan sonra bulut başına gelecek. Buluttan nida gelecek. Nerede? Bu Mehdi'dir diye duyulacak. Daha ne alametler olacak. Yani gökle yer arası inleyecek gök kubbe. Bütün Amerika, Amerika her yer sallanacak. Böyle nidalar var hadis-i şeriflerde. Ben Mehdi hakkında kitabım var. Hazreti Mehdi muhakkak gelecek. Gelecek. Ama bu yüzyıl geçtiğine dair bizim anlayışımız. Ha şimdi bu yüzyıl geçti geçmedi ayet değil, hadis değil. Ama Mehdi'nin gelme konusu da tevatür etmiştir. Mütevatirdir. İnanılması gerekir. Muhakkak gelecektir. Ehl-i Beyt'tendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarındandır. Sahabeden üstündür. İşaret bakın, var mı hocam? Sahabeden üstündür. Bu dediğiniz zat sahabeden üstündür. Hazreti Sıddık'a Resulullah'ın halifesi deniyor. Hazreti Ömer'e Resulullah'ın halifesi deniyor. Hazreti Mehdi'ye Allah'ın halifesi deniyor. Bu, dikkatini peki çeker. Peki nasıl işaretten çok, Emevi, hocam? Mesela şimdi, nasıl işaretten? Onun soru şeyi var, var vasıfları var. Yani Ömer bin Abdülaziz'i sorayım. Ömer bin Abdülaziz'i
Bunu da zamanında öyle iddia edenler olmuş. Efendim hayır, müceddikle Mehdi karıştırmayalım. Müceddik 14 asır geçti. 14 tane en az müceddik geçti. Şeyde, yani her asırda bir müceddik var. Bir de her konuda müceddik var. Her yüzyılın başında mı oluyor? Her yüzyılın başında, her asır. Hicri yüzyılın başında mı efendim, oluyor? Efendim hicri yüzyılın başında dini yenileyen, demek dini yenileyen ne demek yani? Sünnetler örtülüp bid'at ve hurafeler üzerini bürüyüp tazeliği biraz gizlenmeye, yüzyılın geçmesiyle gizlenmeye başladığı zaman hemen bir müceddit gelir. Bu müceddit ulemanın bütün beyanları üzere bir Ahıska yayınlarından çıktı. Tecdit Risalesi var. Yani Mahmud Efendi Hazretleri'nin müceddidi ilanının vasıfları tutuyor mu tutmuyor mu diye yazıldı. Tecdit Risalesi. Bunu okuyabilirler. Burada bütün alimlerin Ayni'den, şuradan burada büyük ulema Buhari şarihlerinden rivayetler var. Şunu diyor. Alaaddin Efendi Hazretleri de bunu notlarında gördüm. El yazısında. Diyor ki 100 yılın başında hayatta olacak ve faaliyette olacak. Ama 100 yılın başında mesela Suyuti müceddittir diyelim 910'da vefat etti. Yani ille bu 30'a evet. kadar yaşama şartı yok. 100 yıl mesela diyelim ki 15. asır geliyor. 1502'de vefat edebilir. Evet. Ama 1500 dediğinde önümüzdeki yıl, tarihi konuşuyorum. 1500 dediğinde, 1400 dediğinde, 1600 dediğinde hayatta faaliyette. Faaliyeti de ne? Sünnetleri ihya, canlandırmak, bid'atleri imate. Yani dine sonradan katılan yenilikleri, reformları öldürüp dini asr-ı saadetteki tazeliğine iade. Bu iddia edenlerden birisi de Gulam Ahmet diyorlar mesela. Öyle bir şahıstan bahsediyorlar. İşte Gulam Ahmet diyorlar ama bu bayağı bir kişi çevresinde toplamış. Kadiyanilik herhalde o. Herhalde galiba. Yani herhalde isimlerle biraz şey ama bu kişinin çevresinde. Yanılmıyorsam Pakistan, Hindistan yalnız tarafında. Yalnız müceddit ilanı çok olur. Yok, bu kendisini bizzat Mehdi demiş. Mehdi, hatta hem Mehdi demiş hem Mesih. İkisinin de kendisi olduğunu ama milyon kişiyi de çevresinde toplamış. Toplar ama... çünkü ne kadar atlatmış, kafadan oynatmışlar varsa bunlar yapabilir. Bir de yani yalnız yurt dışında evet, bu kişiler de bazı harikuladelikler de göstermişler. Ama bunlar nedendir? Şeytanın istidraçları da var. İstidraç olarak mı? İstidraç da var. Ya ben evet. tekrar söyleyeyim, ben buradan şu açıklamayı yapalım. Biz dediğim gibi biz zaten sıradan insanlarız. Bu konular üzerine konuşuyoruz ama benim de bilgilerim çok sınırlı olduğu için inşallah ileride bir program yaparız, konuşuruz. Ben de bir araştırma benim yaparım. Benim Allah'ın izniyle bu konularda sınırlı değil. Evet. Yani evet. bu konuda kitap yazmışım. Kaç yüz sayfa. Bütün kaynakları da vermişim. Kaç kitabı da hatmetmişim. Sırf Mehdi konusunda. Evet. Dolayısıyla evet, ben burada... Konuşalım bir gün inşallah. Ben burada bunun inşallah. Konusunda ileride, hakkına sahibim. Tabii, hocam, farklı görüşler de, olursa onlara da yer verelim. Mesaj göndersinler. İtiraz olursa, bir itiraz olursa... Hayır, şurada bir, şöyle bir hayır, hadis var diyor. Onları da diyoruz, okuyalım. Şunu diyoruz. Açıkça ilan ediyoruz. Mehdi diyen veya Mehdi olduğunu iddia edenler varsa kimliklerini açıklasınlar. Mehdi kimlik... Konuşalım. Bunda zamanımız var zaten. Madem burada... Mehdi çıktı, ben de sorma hakkım yok mu? Kim? Tabii sorabilirsiniz. Hayır ama şimdi buyur. Çıktıysa, siz çıktı görüşündeyseniz, benim size kim olduğunu sorma hakkım var mı yok mu efendim? Var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Mehdi çıktığı zaman... Kar üzerinde emekleseniz bile gidin ona yetişin. Evet. Böyle bir emir hocam, var. Bu kim ama, o zaman? Ama Allah'ın efendim bunları, çıktı da gizli. Gizliyse zaten niye çıktı? Hocam Allah dilemedikçe zaten kimse kurtulamaz. Yani Mehdi de Mesih de gelse değil mi? İnsan içinde iman olmalı. İman olmadan, ittiba etmeden. Kimse kurtulamaz zaten. Reklam, hocam çok özür dileyerek reklamlardan sonra bu tartışmaya tekrar devam edeceğiz. Yecüc Mecüc Deccal konularını işleyeceğiz ve Cübbeli Ahmet hocamızın hazırlamış olduğu bir VTR vardı. Türk televizyonlarında ilk defa yayınlanacak. Hepsi kısa bir reklam arasından sonra. Hayatın Şifreleri özel devam ediyor değerli izleyiciler. Cübbeli Ahmet hocamıza hemen dönüyoruz. Tabii biz reklam arasında da bir takım tartışmalar oldu konuyla evet. ilgili. Ancak gelen maillerde hocam, Deccal kimdir? Deccal'i bize tarif eder misiniz? Şimdi tabii bunlar İmam Rabbani Hazretleri'nin beyan ettiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda çıkacak eşrat-ı saat, kıyamet alametleri hususunda küçük alametler, orta alametler ve büyük alametler olmak üzere üç sınıf alametler zikretmiştir. Bu hadis-i şerifler sahihlerde geçer. Benim bu hususta böyle birkaç sene süre gelen sohbetlerim olmuştur. Yani çünkü küçük alamet çok. Bunların hepsi bitti. Evet, büyük alametler. Küçük alametler. Hocam. Orta alametler bitmek üzere. Büyük alametler başlamadı. Çünkü büyük alametler 10 tanedir. Bunları her birini bir ders olarak yaptım.
Yalnız Dehabbetül Arz kaldı. Dehabbeyi yapacağım yakında. Küçük geri alametler kalan, neydi hocam? Evet, onları küçük alametler çok. Binaların çoğalması, zinaların çoğalması, dağdaki koyun çobanlarının şehre inmesi, büyük binalar, apartmanlar dikmesi gibi dolu orta dolu alametler. Dolu. Camilerin süslenmesi, Kur'anların teziplenmesinden tutun da yani. Ha şimdi yalnız her alamet kötü demek değil. Dikkat edelim. Yani bu kıyamet alametidir denince her alamet kötü değil. Mesela camilerin yüksek yapılması, minareler olması, minarenin olması kötü bir şey değil. Peki bu yüzyılda bunlar yaşandı mı hocam size göre? Tabii bu yüzyılda bunların küçük alametler ki bunları sohbetleri dinleseler yani zannediyorum Arifan yayınlarında vardır onların CD'leri. Bayağı bir CD'dir. Onlarda yani toplasan 30-40 saatlik sohbet vardır. O sohbetlerde bütün hadisler tek tek lafzen, metnen okunmuş, manalandırılmış. Bunlar bitti. Büyükler kaldı bir tek. Şu anda kıyamet alametlerinden bir tek büyükler peki kaldı. Peki hocam mesela şöyle. Yani Şeyh Muhammed Zekeriya Hazretleri vardı Medine'de. Yakında vefat etti. Evliya Allah'ın reislerindendi. O zat bize dedim derdi. Bütün ulema evliya dünya ona gelirdi. Hamd Efendi Hazretlerine çok itibar ederdi, severdi, tazım ederdi. O zat derdi bunu. O, kıyamet alametlerinin küçük ve ortasının tümü çıkmıştır. Ma bakiyet illel kübra. Arapça böyle derdi. Ancak büyükler kaldı. Büyükler şimdi nedir büyükler, hocam? İşte efendim Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla başlar. Hazreti Mehdi'nin çıkışı ondan sayılmıyor hadislerde. Yalnız onun tetikçisi İsa Aleyhisselam'ın nüzulü. Ha, o da tabii Mehdi Hazretlerine yardım için Deccal'ı gebertmek üzere. Şimdi Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla başlayan süreç Deccal'ın çıkışıyla Hazreti Mehdi'yi Kudüs'te muhasara altına alıp bitirmek üzereyken İsa Aleyhisselam'ın gökten inip Deccal'ı gebertmesi süreci. Hocam, bunlar 10 alamet bir çorap söküğü gibi birbirinin peşine gelecektir. Bunlar hemen hemen bir efendim 60 sene içinde olur. Deccal insan mıdır? Materyal midir? Deccal, kimdir? Deccal insandır. Çok nasıl bir insandır ilginç hocam? Bir insandır. Yani hadis-i şerifler tabii onu tarif ediyor. Mesela onun da bir adı Mesih'tir. Hadislerde biz Mesih Deccal. Evet, burada. Mesih Deccal demelerinin sebebi nedir? Sebebi yani nedir İsa Aleyhisselam'ın zıttı olduğu için midir? Yoksa meshetmekten mi geliyor? Yok, yuvrat manasından gelir. İsa Aleyhisselam'a Mesih denmesi seyahatten gelir. Seyahat kökü Arapçadır. İsa Aleyhisselam'ın evi barkı olmayıp dağlarda zikir üzerine dolaşmaktan gelir. Bir de İsa Aleyhisselam'ın meshetmesiyle hastaları iyileştirmesi gibi mucizesi olduğundan gelir. Bir görüş daha vardır. Yağla meshedildiğini. Eskiden krallar yağla meshedilirmiş. Onun da kral olduğuna inanırlarmış. Yahudilerin yani, kralı diye. Öyle bir inanış daha tabii var. Tabii ama İslam da ona Mesih diyor. İslam'ın evet. Mesih demesinde bu demin dedikleri... Kur'an'da geçiyor Mesih diye. Geçiyor. Değil mi? Dualarda da geçiyor. Deccal'a Mesih denmesi de memsuhul ayn. Gözünün sıvazlanmış dümdüz olması. Yani bir gözü anlı gibi. Bir gözü anlı gibi dümdüz. Burada KFR yazacak. Arapça harflerle kaf harfi, ama K bir harfi. Bir hadiste de gözü üzüm kafir. Salkımı gibi olduğunu, düz olduğunu söyleyen, üzüm salkımı çıkık dışarı olduğunu çıkıntılı. Da söyleyenler var. Yok, ama bir gözü öyle, bir gözü... Bir gözünün görmediği. Görmüyor. Şimdi görmüyor değil, anlı gibi. Burada KFR yazıyor. Yani Arapça harflerle kafir manasında. Deccal yaşıyor mu hocam? Deccal şu anda yaşıyor. Nerede olabilir hocam? Yani nerede olabilir? Şimdi vakti gelene kadar bulamayacağımıza göre kimse meraklanmasın. İnsan olduğunu söylediniz. İnsan Yahudiler, İsbahan Yahudilerindendir. Yalnız bir üç harflilerle, yani ben o tabiri hiç kullanmam ama siz diyorsunuz saat mağaz durumuna göre. Görünmeyen boyutlar diyelim. Evet. Görünmeyen varlıklarla bir şeyin, Yahudinin birleşmesi, bir karışım vardır onda. Çünkü Allah Teala Kur'an'da şeytana diyor ki, وَشَارِكُمْ فِي الْاَنْوَالِ وَالْاَوْلَاتِ mallarına, çocuklarına ortak ol. Bu ayette vardır, şeytanın bazılarında ortaklığı. Şimdi bu biraz harikuladelikleri var. Kendisinin önce peygamber olduğunu iddia edecek, sonra ilah olduğunu iddia edecek. İsbahan Yahudilerinin arasında çıkacak. Kendisine ekseri kadınlar tabi olacak. Yahudiler külliyen tamamı tabi olacak. Bu kişinin, bu insandır. Çok büyük bir yani cüsse ve bedene sahiptir. Ondan sonra hadis-i şeriflerde Müslim'de geçer, Sahih Müslim'de geçer, Buhari'de geçer ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Adem aleyhisselamdan kıyamet kopuncaya kadar Deccal'dan daha büyük bir tehlike yoktur.
Deccal fitnesi diyor değil mi? Fitnesinden daha büyük bir fitne yoktur. Adem Aleyhisselam dahil bütün peygamberler ümmetini Deccal'dan sakındırmıştır. Bize ne zararı olur hocam? Bize şu anda bizim zamanımızda çıkacak gibi görülmüyor. Yani ömürler ortalama 60-70. Ama bizim zamanımızda da çıkacak olsa çok büyük fitnedir. Çünkü peki, neden? Şimdi milleti kendine iman etmeye zorlayacak. Kendine ilah olarak imana zorlayacak. Bütün dünyayı basacak, çiğneyecek. Mekke, Medine hariç. Mekke'ye giremeyecek Medine'ye, fakat Medine'de bir yer vardır. O şimdi saray orada yapılmış Medine'de. Oraya kadar gelecek. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamandan diyor ki, bakın hadislerin ne kadar eski şey, el yazmaları diyelim. Limen hazel kasrul ebyaz. Şu beyaz köşk kimin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ravzasını soracak. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman söylüyor, hiç ortada şey var. Hurma dallarından mescit var. Düşünün. Şimdi gidin bakın. Hatta uçaktan görüyoruz bazı. Bakın beyaz köşk gibi görünüyor ravza. Evet. Bu beyaz köşk kimin diyecek? Şu mucizeye bakın. Şu anda olan hali beyaz köşk şeklinde, saray evet. şeklinde duruyor. Biz uçaktan görüyoruz Ravza'yı. Yani oraya kadar gelecek, giremeyecek. Yalnız Medine'den 70 bin kişi çıkacak, Deccal'a iman edecek. Evet. Medine'de bulunduğu halde. Şimdi sağ mıdır, değil midir konuları evet, var. Evet hocam, o zaman söylediğinize göre Deccal çıkmış Mekke'ye giremeyecek. İddia edenler bile oldu. Mesela eski bir Amerikan başkanını iddia edenler oldu. Hatta Saddam'ın dahi olabileceğini iddia edenler oldu. Yani bir 40-50 yıldır. Hafız Esed'i çok beklediler. Gözü de uyuyor, şöyle uyuyor, böyle uyuyor. Evet. Esad değil mi? Esad değil, Esed'dir. Esed aslan demektir. Evet. Esad çok yanlıştır. Çünkü Esad saadetli adam demektir. Suriye. Bu adamın adları bunların Esed'dir. Evet. Hafız Esed, aslan Esed dediğimiz, ya biz Esad diyoruz ama Esed. Yok, Esad yanlıştır. Normalde diyor, Türkiye'de öyle söylüyor. Ki Suriye başkanı evet. değil mi eski? Evet. O zaman hocamızın beklenen bir VTR'si var. Bir ondan sonra Deccal Sami'yi anlatırız. Ondan sonra tekrar yayın olacağız. Nerede adres veririz, beklenen gidenlere bilet VTR'ye keseriz. Birlikte izliyoruz. Hocanın birisi bir yere imam oldu. Fakat ölüden çok korkuyor. Bazıları öyle korkabilir. Hepimiz de korkarız. Ha bakma sen milletin içinde korkmadığımızı. Ölüyle bizi bir yere koysalar, tıkasalar bu akşam. Uyuyamayız yani. Niye uyuyamıyorsun? O zaten yatmış uyuyor. Sen de yat. O da ya bu birden biz kıpırtar. Bir şey oldu. Nereye kıpırdayacak? Herif zaten sağlam olsa da kıpırdasa bir şey yapamıyordu da. Ölüyken kıpırdasa ne yapacak? Sanki ölüyken başka ruh girdi ona falan. Adamın aynı ruhu çıktı. Girse de bir şey fark etmez, dirilse de. Ama öyle konuştuğumuza bakma, korkarız yani. Böyle bakıyor adam, biliyor musun? Hoca da o zaman devletten maaş almıyor, milletten maaş alıyor. Millet kabak gelecek, tavuk verecek, hoca yiyecek. İş yapmayan hocaya öyle yok. Efendim tavuk mavuk, kaz ördek yok. Dayanırlar kabak. Bu sefer ne yapacak? Efendim dediklerini yapacak. Hoca dua diyor, ya Rabbi bu köyde bir cenaze çıkarma diye. Bu millet senin hatırına kıyamete kadar mı yaşayacak? İlla bir cenaze çıkacak. Derken bir cenaze oldu. Eyvah. Hoca efendi sala ver. Ölü var. Yandık dedi. Karşıki köyden imam getirse seni niye tuttuk derler. Hem seni besleyeceğiz, cenazeye karşıki köyden imam çağıracağız. Bir şey de yapamadı. Meslek elden gidecek. Bu sefer tamam ne oldu? İmam meşrutasıyla şeyin gasilhanenin arasından bir şey yapmış. Açık bir pencere gibi bir şey var. Siz hazırlayın suyunu muyunu, soyun. Ondan sonra siz çıkın. Ya hoca efendi, ölü tek başına yıkanır mı? Yardım lazım. Kaldıracaksın, edeceksin, çevireceksin, evireceksin. Ben tek başıma yıkıyorum. Benim adetim böyle. Siz bir şey karıştırmayın. Ondan sonra ta öteden efendim suyu atıyor. Hiç el değemiyor ölüye. Şarıl şarıl böyle. Atıyor. Ondan sonra hadi yıkandı diyor. Alıyorlar, gidiyorlar. Zaman geçiyor, zaman geçiyor. Bir cenaze daha çıktı. Al bakalım şimdi. Yine başına bela. Yine dişini sıkıyor bilmem ne. Neyse aynı usullerle cenazeyi uzaktan böyle atıyor. Yine de bakıyor yani kıpırdıyor mu, ediyor mu. Korku acayip bir şeydir. Of tabii köyde bir müezzin vardı. Meczup yani. Şimdi hoş adam. Cemaattan biri kızdırmış onu, biliyor musun? Bak hocaları kızdırmaya gelmez. Eline düşersin bak. Eline düşersin. Kızdırmış onu da çok. Köylerde de çok oluyor böyle, biliyor musun? İstanbul'da bu camiye kızsa alttaki camiye gidiyor. Köyde nereye gidecek? Hep aynı adamdan yüz yüze. Kızmış kızmış ona bilmem ne. O da meczup, iyi bir adam da yani. Öbürü de öldü bu sefer. Düştü bunun eline.
Hiç bunun suyunu diyor ılıştırmadım diyor biliyor musun? Buz gibi suyu diyor böyle yap diyor. Alıyorum diyor böyle. Bir atıyorum diyor. İyi ediyor bana diyor. Meczup adam yani şimdi. O onu zannediyor ki sağ gibi biliyor musun? Ama hakikaten de sağ gibidir diyor ya. Sağken kemiğini kırmak neyse ölüyken kırmak aynıdır diyor. O şimdi soğuk su döktüğün zaman canlı adam ne yapar? Yapacak. O şimdi diyor ona bir atıyorum soğuk suyu diyor böyle iyi ediyor bana diyor. Ölü eder mi sana öyle? Ama o şimdi kafaya taktı ya ben buna acı veriyorum diyor yani. O da şimdi efendim atıyor suları boşaltıyor. Hadi çıkarın gidin diye işi bitti. Ya millet oturuyor köyün meydanında. Diyorlar bu bir hoca bir acayip adam iyi hoş da bu cenaze yıkamasından hiçbir şey anlamadık. Siz şahit oldunuz mu? Yok ben şahit olmadım yok. Bir tane muzip kalk dedi. Ben yarın öleyim bari. Yani numara yapacak. Hoca nasıl yıkadığını anlayacak. Falan tamam dediler. Kimse yakayı ele vermeyelim. Belli etmeyelim. Hadi falanca öldü. Salah ver. Hadi getirin soyun. Suyu bırak. Çıkın gidin falan bilmem ne. Bunu şimdi yatırdı. Üstünü çıkarınca adam nefes alacak daha. Bir dakika iki dakika diye buna. Duruyor orada. Efendim. Bu zaten bakıyor. Yani sinir hasta. O şimdi öyle bakıyor zaten. Bakıyor fakat bu sefer hakikaten ilgisini çekiyor. Hafif köpeği kalkıyor iniyor biliyor musun? Böyle bakıyor. Diyor bu ölü müdür, diri midir, bu nasıl bir şeydir diyor. O korku onu cezbediyor, çekiyor. Bazı kere insan korktuğu şeyin içine sürüklenir. Çünkü korkuyla ne yapamak? Lan madem adam şimdi bir film seyrediyor korkuyorum. Kapat diyor. Yok yok seyredeyim. Manyak mısın nesin? Madem korktun uykuna girecek kapat. O yine filmi sonuna kadar seyrediyor. Böyle bakıyor falan. Deli deli insanlar var. Bu şimdi diyor ki bunlar bu diyor hareket yapıyor diyor. Nasıl yapıyor diyor. Gitti şimdi suyu atıyor ama suyu attığı zaman canlı adam da. Suda normal su. Bir canlı belirtisi var ölüyle aynı numarayı yapabilir mi şimdi? Bu sefer yanaşıyor yanaşıyor. Diyor bu canlı mı değil mi bu? Derken böyle çok yaklaşıyor dikkatli. Bu da işte hiç kıpırdayamaz. Ölü. Geliyor. Bir gırtlağına sarılıyor böyle şimdi onun. Gırtlağına salınca adam baktı ki hakikaten öldürecek beni diye. Adam da ooo yapıyor. Bu da deyince hortladı zannediyor onu. Öyle ya ne zannetsin? Ölü diye getirdiler. Bu nasıl hareket yapıyor? Korkudan adamı bir sıkıyor. Adamı öldürüyor. Onda eceli gelmiş. Öyle çok var. Mezarın içine gitti burada bizim. Allah selamet versin. Hafız abinin babası beni. Mezarın içine kazılmış mezar orada. Geçen yine oldu burada Edirne kapıda. Adam şey bitti. Cenaze gömüldü bitti gidiyoruz. Orada bir kazılmış yeni mezar buldu. Dedi şunun içine bir yatayım. Yattı öldü orada. Geçen birinin başına geldi. Tabii. Bizim Hafız abinin babası dendi. Ya derdi ananın mezarına bir şey mi oldu acaba? Mezarını gördüm falan. Gitti mezarına o da orada öldü. Öyle çeker. Efendim. Bu da şimdi dedi ya ben yarın öleyim bari. İşte bak görüyor musun? Hakikaten eceli gelmiş. Adam onu boğdu. Bu sefer millet de dışarıda ne olduğundan haberi yok. Çıktı bu dışarı. Bir daha dedi yarım canlı getirmeyin dedi. Öldürene kadar canım çıktı dedi ya. Evet gerçekten aslında bunu şimdi derler ki ya bu hoca nasıl vaaz ediyor, hikaye mi anlatıyor? Bunun şeyi var, başı sonu da. Bu 1,5-2 saatlik sohbet. Evet, aradan aldınız. Buradaki mesele ne biliyor musunuz? Müslüman ne demek? Kurbanda teslimiyet. İsmail Aleyhisselam hani yatır kes. Teslimiyet ne demek? Ölü yıkayıcısının elinde olduğu gibi. Sıcak dökse yandım demez, soğuk dökse dondum demez. İşte diyorum ki sen gerçek Müslümansan Allah'ın hiçbir emrine hortlak gibi İtaatsizlik yapmasın. Demin burada bak ayet hadis okuyoruz oradan. Niye öyle niye böyle? Tam Müslüman olsa tam ölü gibi. Ne döksen çıt çıkartmaz. Hocam, ama yarım Müslüman olduğu zaman bu niye böyle? Bu niye şöyle? İşte o yarım canlı gibi böyle itiraz eder. Hocam, onun hikmeti oydu. Çok az süremiz kaldı. KJ'de arkadaşlarımız da Yecüc ve Mecüc, Gog Magog İncil'de geçen bu konuyla ilgili çok kısa. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bunlar dünyada yaşıyorlar ama neredeler? Bunların boyları çok kısa. İki kabile. Irk yani bunlar. Yafes evladından. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yafes'ten. Yafes'in soyundandır. Evet. Bunlar iki dağın arasında Zülkarneyn'in setti. Bunları kapatmıştır.
Hazreti Kur'an'da var. Şimdi böyle iki kavim hem de çok fazlalar. Evet. Nasıl bunları Amerika keşfedemiyor? Bu konuya gelse evet. zaman yetmez. Bu arada araştırmaları soru var. Ya bir de Deccal'ın adada olduğu evet, hadisler var. Yecüc mecüc var. Artık bir dahaki bu arada bir derste yaparız. Emine Şenlikoğlu başka bir evet. soru göndermiş, mesaj göndermiş. Gılman nedir diye sormuş. Gılman niye var mı? Gılman, Gılman erkek hizmetçiler. Onun olduğunu oğlanlar. Söylemiş. Neden onu ondan bahsetmedi diye soru sormuş. Oğlanlar var ama o kadınlara hizmet etmeyecek. Çünkü yatufu aleyhim, him erkek müzekkerdir. Evet. Onlara gılman, yani erkeklere de erkekler hizmet edecek. Kadınlara vasife dedi, bu hadiste geçer. Emine Şenlik efendim ablamızdır. Yani bizim eski tanışımızdır. Teşekkür evet, ederiz kendisine. Yecüc Mecüc ile ilgili sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı Sayın Çelebi? Yani Yecüc Mecüc konusunda tabii Enbiya suresinde de bahsediliyor. Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şeriflere baktığımız zaman sayılarının çok olduğunu. Fakat şimdi Yecüc Mecüc'ün yeri belli. Yani bu topluluklar şu anda yok. Onun için bunu da bulmak için Zülkarneyn Seddi'ne Çin Seddi. Çinlilere de Yecüc Mecüc demeye başladılar. Bazı hocalar Osmanlı'da evet. da son zamandı. Halbuki ayetlere hiç uymuyor. O set çok uzun. Evet. Yecüc Mecüc setti iki dağ arası. Yani bu kavim şu anda bulunamıyor. Mevla göstermiyor bunları. Bunlar dünyada var. O açılacak evet. işte. Evet. Kıyamete yakın. Her tarafa içecekler gölleri. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür bu ederim. Akşam yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten izleyicilerimiz de bu güzel sohbete doyamadılar. İlerleyen haftalarda inşallah nasip olursa birlikte Allah nasip her çarşamba burada olacağız. Her çarşamba günü tekrar. Çarşamba 23'te her gece, her çarşamba gecesi burada olacağız. Aynı zamanda gündüz öğlen saat 1'de her hafta içi her gün zaten yayınımız buradayız. Yayınımız devam edecek. Bizim de bu şeyi ilan edelim. 8 Ekim evet. Cumartesi, siz onu da bir okuyun. 8 Ekim Cumartesi akşamı namazdan sonra Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda olacak Sayın Cübbeli Hocamız. Oraya davet edildik de o bölgeden de insanlar evet. oldu. Sonra duymadık diye üzülüyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nda 8 Ekim'de. Değerli izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.